Şimdi bugün bütün çağlardaki önemli savaşçıları konuşalım. Döneriz, konuşuruz. Çok güzel bir konu bence. İşte yeni gelenler varsa şey demiştim. Acaba çağlara mı bölelim yoksa işte ırk olarak mı bakalım diye. Benim için çok fark etmez. Ben de burada zaten notlarımı da aldıydım. Ya isterseniz elf olarak başlayalım derim. Bu benim kendi görüşüm. Elflerden şöyle bir en büyük savaşçıları neden büyük olduklarını falan bir konuşalım isterim. Bu arada onu bunu bilmem, ben Maedrosçuyum. Bu Maedros'a laf söyletmem. Maedros'u çok seviyorum. Buradan onu Ne söyleyeyim. abi Maedros'un şimdi büyük savaşçılığı mı anlatacaksın? Ya büyük savaşçılığım değil ama Sevmek başka, bence büyük sevmek başka bir şey. savaşçı abi. Ben büyük savaşçı olduğunu düşünüyorum. Hem de yani çok babasına, o yemine çok takılı kalan ama aslında babasından daha akıllı olduğunu düşünüyorum bazı konularda. Yani daha böyle tam Feanor çok kibirli falan ama Maedros Feanor'a en yakın ama böyle o hırsını da belirli noktalarda tutabilen bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Ve ayrı bir sempatim var. Tek eliyle de Ya inanılmaz tabii canım, bir kılıç o dövüşü falan. sonuçta o çocuklar içerisindeki tek yani karakter olarak farklı diğerlerinden, bütün kardeşlerinden farklı bir elf Bir sonuç olarak. En azından maglor yok. bazen böyle orta yol bulmaya çalışıyor. Böyle bir Evet. tamamen için nefret dolu değil yani diğerlerine. Üvey kardeşlerim diyeyim artık onlara karşı. Üvey ne oluyor? Aslında kuzen Ya, oluyor değil mi? evet ama şey Kardeş abi, oluyor da. üvey Fingol kardeşi. Üvey kardeşleri ve şey abi, onlar tabii Doğru, üvey kendi kardeş. çocukları var. Fingolfin kardeşi oluyor. Kuzenleri Yok, de üvey var. kardeş değil. Kuzenleri oluyor. Oğullarını diyor. Amca çocukları. Neyse işte. Baldız. Çok karışık. Amca çocuk. Üvey amca Ya ben çocukları. doğru, amca çocukları. ya şey abi Maedros, şimdi Maglor ve ikisini ben ayırıyorum zaten. O ikisi bence inanılmaz. Ben çok severim ikisini de. Elrond'un karakterinin ve hatta şey söylentisi vardır ya, işte ya söylenti de değil öyle. İşte Elrond'un elf seçmesindeki en büyük etkilerden biri Maedros'tur denir. Yani o sebepten seçmiştir. Elrond da insan olmayı seçmiştir gibi. Ben onu sebepten çok seviyorum abi, bilmiyorum ya. Maedros savaşçılığı da inanılmaz. Ya hezimete uğramış da o var oluyor. Öyle. Melkor'a karşı savaşmak kolay değil çünkü. Son yılları hariç çok aklı başında bir adamdır. Son yılları biraz takıntılı geçer ama onun haricinde evet aklı başındadır. Birebir savaşçılığı bilmiyorum ama yani birinci çağ başlarında babasının ölümünden sonraki tavrı falan bayağı ciddi bir komutan, stratejist ve yönetici. Ama hani birebir savaşta özel olarak belirtilmiş biri değil. Şey diyor, benim yanlış hatırlamıyorsam kitapta şey geçiyor. Tek koluyla kılıç ustalığında inanılmaz bir noktaya geldi diyor. Evet, Öyle diğer bir koluyla rutin. çok şey yapmış, Bu çalışmış. bana yetiyor yani açıkçası. Çok çalışmış ve tek elle bile inanılmaz bir kılıç ustalığına Evet. erişmesi. Ben oradan mesela inanılmaz bir savaş. Ben komutan olarak da beğenirim abi. Evet, yani Evet, sessiz iyi bir gözsüz komutandır. savaşında elinden Şey, geleni yapıyor falan ama. bu Game of Thrones'daki Jaime tek Lannister. kol kalan Jaime Lannister. Ama Jaime Lannister zaten şeydi galiba, değil mi? Çift eldi Çift aslında elde. normalde. Sonra asıl kolunu kaybediyor. Evet, sol eli, solak. Solla yapıyor. Madros'ta nasıldı durum? Sağ Üç eli kolunu yine. mu kaybediyordu? Sağ eli, evet abi. Sağ eli duvara, Thangorodrim'in tepelerine çakılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Fingon öldürecekken şey geliyor. Thorondor geliyor, alıyor. Elini kesiyorlar, gidiyor. Sağ kol muydu yani? Sağ kol abi, evet. Ama abi şimdi şöyle düşünelim. Jaime Lannister taş çatlası 70 yıl yaşar. Yani çok çok eğitim yapabilecek bir şey de var. Elf yani adam sonuçta. Kaç yüzyıl yarı acaba çalıştı o sol elini geliştirebilmek için? Onu da öyle düşünüyorum yani. Bu arada çok savunuyor abi George R. R. Martin Jaime Lannister'ı. Benim Jaime Lannister'ım diyor. Kılıç dövüşlerinde inanılmaz. Hatta Aragorn'u yener falan dediydi. Çok tepki Ya abi gördüydü. o bir garip bir kafalara girdi o bir ara. Öyle bir
Martin bir delirdi falan bir ara. Bir şey oldu. Ya işte yaşlanıyor ya. Bulunuyor tamam. Yani hepimizin başında yaşlandıkça oluyor öyle şeyler. Ya ben seviyorum abi George R. R. Martin. Ben genelde... Ben de severim ama bunadı. Bunadı. Ben de seviyorum ama bunak ya. Ya otursun önce bir şeyin kitabını bitirsin abi. Yani. Önce bir kitabını bitirsin de ondan sonra Orta Dünya'ya falan laf çaksın. Ya çaksın tabii ki bu tür şeylerde bir sıkıntı yok bence de. Bir güzel bir kitabını bitir ya. İnsanlar bekliyor önce. Ya şey dedi en son, söylediği şey abi işte diziden farklı olacak merak etmeyin dedi. O kadar bekliyor insanlar. Garibim. Beklesinler de. Bu arada Burak Manço demiş ki Madros'un neyini küçümsedin Murat abi? Küçümsemedim aslında. Niye küçümsedim isim gibi düşündün acaba? Yok, sadece hani çok savaşçılığıyla ilgili çok fazla bir şey hatırlayamadım. Bir şey yok ama iyi yönetici, yani iyi diplomat. Yönetici, komutan. Evet. Ama bir de hayatının sonunda mesela şey Maglor'u da felakete yani, sürüklemiş birisi. Evet. Ya, son kısmı yani. Biraz şey yani hüzünlüdür abi. Hüzünlü. Bence üzülüyorum abi o son kısmı hep okuduğumda falan. Böyle hüzünleniyorum yani. İkisi işte tutamıyor artık o yeminden dolayı Silmariller onlara izin vermiyor falan. Çok böyle dokunuyor yani. Bir de artık müzikle falan okuyorum böyle. Arkadan Lord of the Rings Havurçor falan. Çok inanılmaz dokunuyor. O sebepten Maedros'u çok severim. Maedros'u açmak istedim açıkçası. Abi çok büyük yemin ediyorlar ya. Yani hı-hı. O kadar büyük yemin ediyor ki artık yani o yeminin ağırlığı altında hepsi kalıyorlar sonra. Bir de biliyorsunuz tabii Orta Dünya şey gibi değil yani. Bizim dünyamız gibi yemin et boz dünyası değil. Orada sözler, yeminler, lanetler evet. Çok kuvvetli. O yüzden de o yemini bozmak belki de yani adamın şeyi bile olabilir. Hani Mandos'un salonuna gitmeyecek kadar bir cezaya bile belki Eru tarafından çarptırılabilir yani. Hani şu anda tamamen akıl yürütüyorum da çok önemli bir yemin ediyorlar. Yemin önemli. Isildur'un felaketi, Isildur'un laneti falan. O lanetler şeyler çok önemli abi. Katılıyorum yani. Zafer abi senin savaşçı olarak kim dersin elflerden? Şu çok beğenirim dedim var mı? Ya şey çok iyi herhalde yani. Ektelion büyük savaşçı yani. Büyük savaşçı. Glorfindel, Ektelion onlar hani diğerlerinden çok daha üstünler gibi tarif ediliyorlar genelde. Kol çalma hocam benden. Glorfindel diyecek. Tamam. Tamam. Sen Ektelion. Ben Ektelion'um. Murat hocam Glorfindel desin. Yani Ektelion herhalde çok büyüklerden biri yani. Hakikaten çok ciddi, iyi bir savaşçı. Yani dediğim gibi mesela Maedros'ta hani komutanlık, yöneticilik, diplomatlık, olayı idare edebilmek, kitleleri örgütlemek falan çok ileride. Ama hani birebir savaşçı olarak düşünürsen Ektelion çok şey, önemli bir savaşçı. İşte yok kolundan yaralı, kasığından yaralı falan o halde Godmonk'un üstüne gidiyor, şeye kuyuya düşürüyor falan. Ve bayağı orada şeydir, kayıp öykülerde hikaye vardır yani birkaç tane ejderhayla falan da savaşır hani öyle karşılarına çıkar. Böyle garip bir savaşçıdır Ektelion. O bakımda hani elfler de en büyüklerden biri. Hani en büyük kimdir bilemem, öyle karşılaştırmalardan da hoşlanmıyorum ben zaten. Kim kimi döver iş benim evet. İşim değil. Ama yani Ektelion çok şey, büyük savaşçı yani. Büyük usta. Kayıp öyküler de fazla power up almış, böyle fazla güçlü gibi. Orada Balrogları falan öldürüyor, işte ejderhalarla savaşıyor da hani iptal edilen hikayede. Hatta şey, Feanor'unda mesela abi, Feanor'unda 7 tane Balrog öldürdüğü, onu iptal ediyor Tolkien mesela. Ama bu mesela hep şey geçer, işte Feanor'da 7 Balrog öldürdü diye forumlarda yazılır. Halbuki iptal edilmiş bir şeydir. İlk başlarda çok güçlü yazmış yani. Demiş ki bu çok güçlü oldu herhalde Tolkien. Bunu öyle bir iptal ediyor yani. Olduğundan değil de aslında başta Balrogları işte troll gibi, ork gibi bir şey olarak düşünüyormuş. Ondan sonra sayılarını azaltıp daha da güçlü varlıklar hale getirmiş. Orada aslında ayar çektiği şeyler, Balroglar. Kahramanlar evet. Değil de yani daha Balrogları ayar çekiyor. Daha böyle önemli yapıyor onları. Evet. Glorfindel diyecektin. Glorfindel diyorum ben de. Yani zaten hani Orta Dünya'ya geri dönmesi de başka bir mistik bir olay. Yani niye acaba orada Tolkien
Glorfindel'i Orta Dünya'ya geri getirme ihtiyacı duymuş. Çok çünkü rastladığımız bir şey değil. Bir evet. de Glorfindel gerçekten çok güçlü bir elf. Hatırlarsınız şeyde gerçekte kitapta filmde Arwen'in rolünü Glorfindel üstleniyor. Daha doğrusu Glorfindel'in rolünü Arwen üstlenmiş filmde. Daha doğrusu böyle evet. söylemek lazım. Orada Frodo kendinden geçmiş bir vaziyette giderken ve geriye baktığı zaman Glorfindel'i böyle beyaz bir ışık huzmesi gibi görüyor. Yani çok acayip adamın aslında müthiş kuvvetli, müthiş ulu elflerden bir tanesi baktığın zaman aslında. Çok büyük elf. Ama ikinci çağda nedense çok fazla kullanmamış. Getirmiş acaba bir şeyde bir hikayede kullanacaktı da sonradan vazım geçti, ömrümü vefa etmedi bilmiyorum o kadarını ama. Yine Gondolin'in düşüşünde büyük şey yapıyor. Büyük muharebelerde, acayip savaşlarda. Erendil'i kurtarıyor işte. Evet. En son ondan önce en son şehrin meydanında bir büyük bir çarpışma oluyor. Orada yararak çıkıyor falan. Ondan sonra işte Erendil'le onları götürürken bir Balrog ile bir dar bir geçitte, dağda bir dar bir geçitte savaşıyor. Uçurum kenarında. Uçurum kenarında ve her şeyde olduğu gibi Balrog'la savaşanın olduğu gibi düşüyor. Sonra onlar da yani bir inanılmaz ya. Bu şey de aslında hoşuma gidiyor benim. Yani Tolkien'in bu istikrarı da hoşuma gidiyor. Balrog'la her savaşan bir tek Gandalf düşmüyor. Aslında onlar da düşüyor şeyden. Gandalf da köprüden düşüyor. Köprüden düşüyor ama o kalkıyor sonuçta. Ve her Balrog'la dövüşen ölüyor. İstisnasız. Sonuçta Gandalf da geri dönüyor sonra. Glorfindel yani geçen cuma günü bir tane video yaptım. Dizide işte karşılaşacağımız kişiler diye. Ya Glorfindel'i ben çok görmek isterim şeyde dizide. Aynı fikirdeyim abi. Hakkıyla böyle gerçekten çok kuvvetli bir şekilde görmek isterim. Glorfindel'i ben çok seviyorum. Şeyde de kitapta da keşke böyle kitabın ilerleyen dönemde şeylerinde Helm's Deep'te falan olsaydı mesela öyle şeyler. İsterdim Glorfindel. Heybetiyle biraz, değil mi? Böyle. Evet çabuk girip çabuk çıkıyor şeyden olaydan. Ya keşke şimdi dizide eğer böyle savaş falan ilk sezonda düşünüyorlarsa ben hani isterim bir Glorfindel'in şöyle hakkıyla bir dövüş sahnesi falan çeksinler şöyle heybetiyle falan. Çok çok güzel olabilir gerçekten. Ya keşke yapsalar ya. Ben şeyi tahmin ettiğimi söyledim. Sizin de fikrinizi almak isterim. Biraz konudan sapacağız ama. Yok abi. Dizide bana öyle geliyor ki Galadriel bayağı savaşçı olacak. Galadriel, belki Celeborn. Celeborn hadi belki de Galadriel'in böyle bol bol savaşlara gireceğini düşünüyorum. Hem kadın olduğu dolayısıyla hem güçlü kadın. Anladım güçlü demek güçlü kadını istedim. İleri çıkartmak isteyecekler muhtemelen. Daha fazla silah alacak gibi geliyor bana. Kılıç da bayağı orkların arasında daldığını görecekmişiz gibi geliyor. Dövüşmesi rahatsız eder mi abi seni? Beni etmez. Zafer abi seni eder mi? Beni de etmez. Tamam Hobbit'te bir şey sahnesi var. Orada biraz abarttılar abi. Ya orası biraz çok tartışılır, konuşulur da. Bir eline kılıç alıp dövüşmesi beni aman aman rahatsız edecek bir durum yok. Ama şey var ya. Elf hanımlarının zaten erkeklerle beraber savaşabilecek fiziksel güçlü olduklarından falan bahsediyor Tolkien yani. Ki Galadriel hani özel bir elf hanımı. O savaşır da yani şey garip olmaz Galadriel'in savaşçı olması. Ya Burak şey demiş elf kadınları Tolkien'de hiç kılıçlı yazılmadı. Yani ya ne olacak ki? Yani dövüş ya alsa eline kılıcı şöyle heybetli bir kılıç dövüşü yapsa bir şey yapsa ya ne olacak ki? Bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Çok güzel olabilir. Elf kadınları fiziksel olarak erkeklerden çok büyük farklılıklara sahip değillerdi. Tolkien söyler onu yani. Öyle bir aralarında güç farkları yoktur fiziksel olarak ki Galadriel'in cesaret farkı da yok. Yani o elf kadınlarının savaşçı ya da savaşa mecbur kaldıklarında katılmaları normaldir yani. Katılabilirler. Şeyde bu arada ben seyrettiysem aklımdan silmiş olabilirim. Hobbit'in sonunda Dol Guldur'a gidişleri gösteriliyor muydu filmde? Sen neyi söylüyorsun Hobbit'in sonu diyerek? Şey sonu demedim abi şey dedim. Şu Sauron'la kavga sahnesi var ya Murat Hocam. Sauron'u hatırlamıyorum biliyor musun? Sauron, Elrond,
Gandalf yaralı zaten. O şey ben, sahne. Ben silmişim herhalde onu aklımda. Hangi yani, filmde o? 2'de mi 3'te mi? O kadar mı ben de bilmem. 2'de olması lazım. 2'de olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şeyin savaş sonunda ama o Yüzüklerin Efendisi'nin sonundaydı. Hobbit'in sonunda değil. Tamam. Yok Hobbit'te var mı? Şey yapıyorlar ya. Dol Guldur'u yıkmaya gidiyorlar ya. Onunla karıştırdım ben. Hobbit'in sonunda olamaz tabii. Şimdi bana dönersek çete de bakıyorum abi. Soru da varsa hemen alayım konuşalım diye de. Şimdi birinci çağdan girdik. Elflerden devam ediyoruz. Ya şimdi Fingon diyeceğim. Fingon da yine Maedros'un çok yakın arkadaşı. Gotmok'la böyle. Ya Gotmok da çok bufflı ya. Dövüşüyorlar Gotmok'la ama. Fingon'un yiğitliği de Fingolfin gibi geliyor bana. Fingon'un yiğitliği. Belki onun kadar güçlü değil Fingon. Belki bir Fingolfin değil. Şimdi Fingolfin'de konuşuruz zaten muhtemelen. Ama Fingon'un yiğitliği de o işte Maedros'ta olan arkadaşlıkları, dostlukları. Ben Maedros'u sevdiğim için hani Maedros'la alakalı da Fingon'un o işte arp çalması, o onu ararken işte Tangor Odrim'in orada falan. Bu çok etkiliyor beni. Savaşçılığı da bence Gotmok'la dövüşü de epiktir. Evet. Abi Fingon'un aklı başında olan işte o sülaleden aklı başında olanlardan bir tanesi yine. Yani savaş esnasında delilik yapıp şey yapmıyor. Yani tek başına lan yeter deyip şarj etmiyor mesela. O daha iyi bir kendine hakim gücünün evet, kuvvetinin farkında olan bir şey. Elf. Çok severim Fingon'u da. Ama tabii Gotmok abi aşırı güçlü ya Gotmok. Yani anlatılana göre zaten eski çizimlerde daha şey çizimler diyorum. Anlatımlarda da daha güçlü anlatılıyor falan ama yani Gotmok'la öyle dövüşemiyorsun tabii. Yani aşırı Melkor'un baş ne o kumandanı, komutanı. İlk hikayeler de direkt oğlu zaten. Yani öyle Gotmok'un şeyi var. Özel kullanmışlığı var. Ya, o sebeple ben Fingon diyorum abi. Daha var şey normal Fingon filmi. Ben senden önce girebilir miyim? İsmi de. Tabii geçiyor. Tabii. Abi ben bu şey yaptığımızda, konuyu konuştuğumuzda biraz daha geniş düşüneyim dedim. Ve ben Gotmok diyorum bu arada. Evet. Birinci çağın önemli savaşçıları arasında. Doğru. Ne dersiniz? Yani doğru. En iyilerden birisi. En iyilerden birisi abi. Yani komutan olarak da. Nasıl? Ne? Komutan olarak da, savaşçı olarak, da. Kesinlikle. Ya, adamın karşısına çıkanlar işte Feanor, Fingon, Ektelion ve hepsinden sadece Ektelion da artık. Orada da tabii biraz böyle sarılıp kafa atıp suyun içerisine düşmeleri. Hiç gözüme gelmiyor ama yiyorum abi onu. Ya o biraz i̇şte. Şeyden dolayı. Çok aşırı abartı büyük çiziyorlar ya. Belki ondan. Şeyleri, Balrog'ları. Aslında o kadar devasa yaratıklar değil bunlar. Mesela şeyde de Gandalf'ın karşısında köprüdeki işte Durin'in felaketi de hep böyle aşırı büyük, kocaman bir şey olarak gösteriliyor. Aslında o kadar büyük değiller. Apartman boyutunda değil bunlar. Öyle düşününce tabii nasıl beline sarılıp da suyun içine çekti diye aklına bir şey geliyor. Ama o kadar büyük değiller. Bence yani birinci çağın en büyük şeylerinden, savaşçılarından bir tanesi. Bana sorarsanız. Kesinlikle katılırım. Gotmok önemlidir. Kesinlikle. Hem büyük savaşçı hem 3 tane şeyi Noldor'un yüce kralının katili. Evet. Hem doğru. De komutan olarak katılıp savaş kaybettiği savaş yok. Öldüğü savaşı bile kazanıyorlar sonuçta yani. Gondolin düşüyor sonuçta. Aa doğru. Evet. Yani kaybettiği savaş yok şey. Gotmong'un dahil olup. Gotmok önemli. O bakımdan hem komutan olarak çok şey güçlü, kuvvetli, akıllı, stratejist. Hem de birebir savaşçı olarak da çok başarılı yani. Kimseye kaybetmiyor. Yani Ektelion'la da hani sonuç ölüm olduğu için berabere kalıyorlar. Yani şey de değil. Kaybediyor da denilemez yani. İkisi de ölüyor. İkisi de kaybediyor. Ya da kazanıyor. Ben ilginç bir işim söyleyeyim. Mesela tamam. Büyük savaşçı olarak, fiziksel olarak, güçlü olarak gördüğüm ama hep kenarda kalmış aslında. Mesela Felagut Findrond. Neden? Çünkü yani
büyülerle ve açlıkla çok hırpalanmış, çok kötü bir duruma düşürülmüş, psikolojik olarak harap edilmiş bir durumdayken zincirlerini kopartıp elleriyle kurt adamı öldürüyor. Tamam, o da kurt adamla beraber ölüyor ama hani insanlar elleriyle bir şeyleri öldürmek için çok zayıf yaratıklar. Hani pençelerimiz yok, dişlerimiz öyle değil bilmem ne falan. Bir kurt adamı, yani özel olarak vücuduyla bir imha silahı oluşturulmuş bir canlıyı öldürebiliyor. O bakımdan hani Finrod da birebir savaşta bayağı kuvvetli gelir bana yani. Demek ki çok heybetli ve güçlü bir şeymiş, savaşçıymış. Evet. Felagund Finrod Sauron'la da şeyi var ya abi, o çok güzeldir, epiktir ya. Söz büyü çatışması. Sauron Finrod. Ya onların çevirileri öyle kötü ki Umur ya. Yani ne derler, insan kendisi oturup uğraşası geliyor bazen. O Lev of Leitan'da geçer o karşılıklı atışmaları Sauron'la beraber. Yani arkadaş, yani kimse hiç emek vermez mi? Yani biraz oturup üstüne düşünmez mi o çevirilerin ya? Çok kötü çeviriler ya. Ama buradan yola çıkarak da aslında en kötü savaşçıların da Sauron ve Melkor olduğunu söyleyebilir miyiz? Ona düşünüyordum. Yani özellikle de Sauron. Tabii Sauron sürekli kaybediyor. Evet, evet abi, Sauron kaçıyor yani, abi. Eregion'da falan tamam, eyvallah, Eregion'da elfleri yeniyor. Ama daha sonra Numenor'dan tokat yiyor. Sonra Son İttifak'tan bir tokat yiyor. Ondan önce işte Silmarillion'da şey yapıyor, tokat yiyor. Yani kaçıyor sürekli. Sauron yarası olup kaçıyor sonra. Düşünsene şeyler ya. Çok savaş kaybediyor canım yani. Çok. Hakikaten çok kaybediyor yani Sauron. Ondaki güç herhalde istikrarında. Hani evet, sürekli evet. Geri dönebilmesine, şeyi bırakmıyor. Yani ne derler, vazgeçmiyor. Güçlendi mi geri geliyor, yoksa çok kaybediyor yani hakikaten. Evet. Bayağı kaybediyor mücadele. Elendil Gilgalad ikilisi ile dövüşü işte, çok. Bir orada zaten. Orada bir ulan yeter artık bıktık deyip herhalde orada bir gaza geliyor. Ama Gilgalad abi, Gilgalad. Şimdi ben zaten anacaktım Gilgalad'ı. Gerçi ikinci çağda anacaktım ama Gilgalad'ı öldürüyor Sauron. Yani çok iyi bir savaşçı diyemeyiz ama iyi bir yine komutan olarak ele alabiliriz sanırım Sauron'u. Keza Melkor'u da öyle. Sauron, Sauron ve Melkor aslında güçleri daha çok kurnazlık, kandırma, birbirine düşürme. Tam aslında evil'ın karşılığı. Evet. Baktığın zaman. Kirli işler uzmanları ya. Aynen tabii canım. Entrika. Gerçi böyle. Melkor Fingolfin'i tamam yeniyor sonuçta da. Zaten söyleniyor şeye de, Feanor'a da. Yani sen kimsin ki Melkor'la, yani sen en iyi, en güçlü, en kuvvetli halin bile Melkor'la başa çıkamaz. O bir baladır deniyor. Aynen öyle. Ki Fingolfin de aynı şekilde çok kuvvetli olmasına rağmen Melkor. Yani Melkor'un birebir atıştığı başka da şey yok. Yok. Zaten şeyden, o Fingolfin'den sonra hiç şey yapmıyor. Birebir fiziksel canım. Olarak savaşa dahil olmuyor yani. Hep arkada kalıyor. Hep arkada. Sonra ayağını kesiyor. Ya zaten sonra oraya da çıkmak istemiyor da. Mecbur kalıyor. Diyor, benim işim değil diyor aslında. Yani ben ne yapayım, savaşacağım. Sürü ordum var, adamım var falan. Ya Melkor biraz şey gibi, şu Mad Max'lerde vardı, Tina Turner'ın oynadığı. Hani dev bir adam var, kafasında da bir cüce var. Cüce beyni, adam fiziği temsil ediyor. Melkor aslında orada cüceyi oynayan adam gibi biraz. Hani zekayı, emri, yönetmeyi, olayın nasıl olacağını anlatmayı falan üstleniyor. Kuvvetleri de o dev çocuk gibi yani. Güçleri çok fazla ama sadece yok etmeye yönelik, çok fazla zeki canlılar falan değil ama aşırı güçlüler. Melkor oradaki ufaklık gibi, cüce adam gibi biraz. Kesinlikle. Abi insandan devam etsem sıkıntı olmaz herhalde. Yok. Bence serbest çağrışım, devam edelim. Konuştukça da aklımıza geliyor zaten. Abi benim çok sevdiğim, insan olarak herhalde en sevdiğim karakterlerden birisi Hurin. Hurin zaten yani büyük savaşçı deyince çok büyük ama yani en büyük savaşçı bence. Yani, bence. Büyük savaşçı, hani elf, insan, cüce arasında bile ilk üçtedir yani. Kesinlikle. Bir değilse eğer. Yani öyle bir yazmış ki Tolkien onun savaşını. Abi inanılmaz yani. Aula Entuluva diyor, 70 kere söyledi diyor. Yani 70
kele demesi demek 70 ork öldürdü ve o dönemin orkları 3. çağ orkları gibi de değil. Gerçekten daha güçlü orklar ya, fiziksel olarak en azından. Ve inanılmaz betimlemiş. Herhalde orada bir duygusal bir bağ mı hissetti Hurin'le? Daha bir yazayım, buradan gideyim mi dedi bilmiyorum ama Hurin'i çok seviyorum. Yani kesinlikle Hurin en büyük insan savaşçıdır. Yani Turin diyenler var, Thor diyenler var muhtemelen chatte. Turin bence biraz alık bir karakter ama Turin tamam, büyük savaşçı Turin'de ama çok alık. Ama savaşçı Turin iyi. Turin iyi. İyi bir savaşçı. İyi bir savaşçı. Ben Hurin'i biraz daha böyle en üst noktaya abi, koyuyorum. Turin'in büyük şeyleri var, travmaları var. O çocuk evet, travmalarını aşamamış bir genç oldu zaten. Maalesef yaşlanamadı abi. Abi tabii Hurin müthiş yani. Ya, çok inanılmaz abi. Yani Hurin ve o adamın yaşadıkları falan ve her şeyi biliyor olması, Melkor'un ona her şeyi gösteriyor olması, sonra oradan onu salması çok acı yani. O yaşadıkları falan aslında yani Tolkien'in kaleminin bir noktada ne kadar hüzünlü de yazabileceğini bir hikayeyi. Ben çok etkileniyorum Hurin'in hikayesinde. Eşiyle şeyde konuştuğunda mezarın taşında. Ya çok etkileyici abi. Çok insana dokunuyor yani. Sonra gidiyor cüce Mim'i öldürüyor mesela. Çünkü Mim'in Turin'e yaptığını biliyor falan. Ya, inanılmaz bir karakter Hurin. Ya keşke keşke bir Hurin dizisi izlesem. Ya, bir Hurin filmi izlesem. O kadar inanılmaz seviyorum. Çok isterim böyle bir savaşçı filmi. Hurin ve bahtsız bir adam ya. Çok bahtsız bir adam Hurin ya. Yani, maalesef abi. Oğlu hakikaten biraz alık. İşte kızı yani çok var, zeki sayılmaz belli. Aynen. Annesi desen garip inatları olan, garip tavırları olan bir acayip kadın. Yani Hurin diye böyle mükemmel bir karakter yaratmış Tanrı. Bunun başına ne bela ederim diye karısıyla çocukların yanına koymuş gibi bir şey. Yani öyle lanetli bir, yani sadece Morgoth'un laneti değil, Ilúvatar'dan da tokatı yemiş felek olarak bir adam ya. Yoksa Hurin muhteşem karakter. Hani hiç taviz vermemesi, Melkor'la atışıyor olması, yani savaşçılığının yanı sıra irade gücünün inanılmaz güçlü olması. Yani Melkor'a irade olarak teslim olmaması falan apayrı bir şey. Hatta şey de biraz garip ama çok etkileyici gelir bana. Bu Turgon'u ararken unuttun mu o günleri diye bağırır Ekorat dağlarında. Yani şeydir de böyle, kötü manada değil, tırnak içinde diyorum ama insana kini yakıştırıyorum ben. Yani bir şeyi unutmamak meselesi. Hani unutmuyor da yani. Ben sana neler ettim, sen bana sesimi duymadın, duyduğunu biliyorum. Bana cevap vermedin. Yani orada Turgon'u da şey olarak ruhen ezmiş oluyor o bağırmasıyla falan. O yüzden yani çok çok başka bir karakter yani. Şeyde de daha sonra Doriath'a gidip de aman ne güzel baktın çocuklarıma, Allah evet, da senin fiyatındır diye evet, atıyor ya Naglimir'i. Yani o da çok. Mesela ben şeyi en çok etkilendiğim şeylerden, sahnelerden bir tanesi. Çocuklarının mezarının orada artık karısı mezar taşına öyle yaslanmış dururken. Son sayfa. Gider ya. Gider der, çok çok geç kaldın, geldin ama çok geç kaldın der. O da çok şey yaptı, yapıldım. Engellendim. Bir şey söyle. Orası mesela, ondan sonra kadın orada son nefesini verir falan. Evet. Çok güzel, acayip. Duygu, evet. En güzel yazdıklarından bir tanesi. Kesinlikle bence katılıyorum yani. Beren Lúthien de kesinlikle çok güzel bir hikayedir. Etkileyicidir, hüzünlüdür ama Hurin'in hikayesinin sonu falan beni çok etkiler abi her seferinde. Ulan derim, Allah'ım yarabbim, inanılmaz nasıl oluyor bu derim yani. Onun için çok Hurin'i çok beğeniyorum ya. Çok çok ya seviyorum sayısız Hurin'i. Gözyaşı savaşı zaten yani, hani bir gün bir filmini bilmem nesini bir şeyini seyredersek herhalde Helm's Deep'le ya da işte Pelennor'la falan gayet rahat aşık atacak bir şey olur yani. Acayip içerisinde Madros'un çok büyük bir savaş o ya. İhanetinin, Gondolin'in gelişinin falan filan, müthiş yani. Yani 3 saat bile olur o film yani. Olur olur. Hatta bir şey birkaç yani, film bile müthiş olur. Onun bile ön olur hazırlığı olarak. Evet. Sadece savaştan bir şey çıkarabilirsin bu arada. Kesinlikle. İnanılmaz bu olur. Bu arada şey de beni çok etkiler. Sayısız Gözyaşı Savaşı ya, ilk şeyde
Mandos lanetini yaptığında sayısız gözyaşı dökeceksiniz. Dökeceksiniz. Demesiyle darbeder oldukları savaşın sayısız gözyaşı savaşı olması da mesela benim çok hoşuma giden ya, bir şeydir, detaydır. Ya, çok seviyor Tolkien böyle şeyleri ya. Evet. Ya çok çok seviyor. Araya böyle sıkıştırıyor. Kimde ya, Zafer abi, bir tane bak ork alalım. Ork var mı ya hakikaten? Lurtz o sayılır mı ya? Lurtz şey sayılır var mı? Üçüncü çağda Gotmok var komutanlardan. Şey ama hani çok belirgin bir şey değil tabii yani. Yani böyle Azog, şey yapılmış. Azog diyebiliriz belki ama hani Azog'da. Şey Hobbit'te Bolg. Azog'un oğlu. Oğlu Dölü diye geçiyor. Öyle yazıyor. Onu alabiliriz. Beorn olur mu Murat abi? Çok şey değil ya. Çok ya geçmiyor. Yani. Evet. Beorn olur mu? Sayabiliriz miyiz? Sayarız yani. Çok net sayarız. Tek başına şey muharebi kazanıyor. Muharebi. Beorn ayı oluyor diyorlar ya, ayı adam oluyor. Ama hani o bildiğimiz bir ayı gibi ayı olmuyor yani. Ayı gibi bir ayı oluyor yani. O değiştiği zaman. Harbi yani bir ayı için bile çok ayı. Güçlü oluyor. Güçlü oluyor. Söyle Zafer abi, pardon. Ya onlar da sonuçta insan soyu kabul ediliyorlar ya hobbitlerle beraber. Hani o da insan savaşçılardan bir açıdan sayılabilir yani. İnsan savaşçılardan bir. Ama gerçi o hani asıl gücü dönüşünce tabii. Hani ayı adam olduğu zaman asıl fiziksel olarak en top olduğu yer. Ama şey olarak da tariflerde hani dönüşmeden insan olarak durduğunda da çok heybetli, çok güçlü. Tabii canım, kocaman geçiyor. Bir adam yani. Kocaman adam yani. Kütük gibi. Şeyler. Evet. Kollar yani. Bayağı. Bir de tabii bayağı. Orada şeyden anlatıyor ya Hobbit'te ilk gördüğünde Bilbo'nun ağzından aslında Hobbit'i dinliyoruz ya. Yani sonuçta Hobbit'i yazan Bilbo. Evet. Onun küçük bir Hobbit'in bakış açısından da biraz tabii böyle acayip heybetli bir adam mı acaba diye de bazen düşünürüm. Yani. Evet, çok heybetli de sonuçta bir küçük çocuk boyutunda bir çok daha olduğundan daha heybetli görecektir. Olabilir, diye evet. Diye düşünüyorum ama heybetli, evet yani. Heybetli birisi. Şey çok iyi insanlardan bence Barahir. Büyük savaşçı yani. Çok az kişiyle çok uzun süre problem çıkartıyor Morgoth'a yani. Hatta özel olarak Sauron'u gönderiyor yani, bunu bul ve yok et diye. Çünkü yani büyük nasıl diyeyim, vurkaççı, yakalanmıyor. Gerilla, büyük gerilla yani hakikaten. Ve yani kaç, 30 kişilerdi herhalde. Öyle bir şeydi, 30 kişi olmaları lazım. Çok az. Çok az sayıda öyle ve lazım. O bütün bölgeyi kontrolleri altında tutuyorlar. Huzur vermiyorlar yıllarca orklara. O bölgeye tam olarak yerleşmelerini engelliyorlar falan. Yani müthiş, hatta sonuçta da ihanetle yakalanıyorlar. Yoksa daha uzun süre bela olacaklar yani Morgoth'un başına. O bölgeyi tutacaklar İtlum'un başlangıcıyla doğuya doğru uzanan kısmını. Ama hani Barahir önemli. Felagut Finrod'u da zaten Sirion geçişlerinde kurtarıp hayatını kurtarmasıyla falan da büyük bir savaşçı olduğu belli. O yüzden insan savaşçılardan de çok etkili bence. Barahir de oldukça önemli ve güçlü bir karakter. Barahir. Onu biraz diyecektim. Popüler isim şu aralar Tokmakel var. Tokmakel. Evet. Ona ne diyorsunuz bu arada? Diziye mi abi? Film mi? Anime. Anime. Animasyon filmi olacak galiba. Anime olacak abi. Yok, anime. Anime olacak hatta... da dizi mi olacak, film mi olacak? Film olacak. Film anime olacak. Filmi. Yönetmeni Akira'nın işinde çalışmış birisi falan. Bence yaparlar gibi geliyor. Anime izlemeyi severim yani. Güzel anime olursa benim için okey. Yani, heybetli de gösterirler. Yani yönetmene falan bakınca yetişkinler için olacak diye anlıyorum ben. O güzel. Bence de yetişkinler için olmalı zaten. Enteresan bir şeyi de seçmişler. Hem dönem olarak hem karakter olarak. Yani ben 40 yıl düşünsem Helmhand'le ilgili bir şey yapılacağını bu kadar hikaye varken pek aklıma gelmezdi açıkçası. Bence telifle alakalı abi ya. Hani ne alabiliyoruz? Bence burada bu var. Ya ben öyle düşünüyorum. Çünkü muhtemelen başka bir şey istiyorlar. Ya bir an vermiyor ya da ne var abi elimizde? Şu dönem var. Tamam hadi yapalım gibi bir şey de olabilir abi bu ben, yani. Ben zannetmiyorum ama.
işte kitabın sonundaki kronolojiden yola çıkarak bizim böyle bir lisans hakkımız var, telif hakkımız var. Onu şey yutmaz abi ya, hiçbir mahkeme yutmaz bence. Yani onu, o kesin bunlar yine vakıfla anlaşmışlar yani. Resmi çıkar, bir şey yok. Çıkar kokusu alga vermişlerdir. Yani onların da telif parasını ödemişlerdir. Açıklanmamış ya belgeler bu, vardır. Ya yani ben, o öyle bu evet. kadar yatırımı şey yap, risk olarak yapmaz kimse evet. yapmaz. Çünkü yani Yüzüklerin Efendisi'nin sonundaki tarihsel olaylara dayanarak hem Hammerhand'la ilgili bence bir film yapılamaz yani. Bir şey yok ki abi. Bence. Yani bir şey yok orada yani. Mecbur şeye bakacaklar yani. Diğer kitaplarına bakacaklar. Evet. Ya da uydurca ya da uyduracaklar. Uydurmak için de telif ödemeleri lazım zaten. Başka şansı yok. İsimler evet. aynı şey yani. Ya önemli değil sonuçta, tabii ki çıkacak iş önemli. Güzel bir şey çıkarır çünkü çok o da çok Rohirrim'in Rohan'dan cafcaflı dönemi yani. İç savaş sıkıntıların olduğu. Dune Landings'de savaş. Gondor'la yakınlaşma. Şey büyük kış zamanı. Noan'ı. Güzel yani. Bir de adam da çok güzel bu arada. Hammerhand'de de savaşçı olarak konuşsak. İnanılmaz. Yani bildiğin yumruğuyla tekme tokat adam, ork döven adam, döven bir adam yani. Evet. vurduğu yerde gül biten bir abimiz yani, yumrukla adam öldürüyor. Çok güçlü bir adam ya harbiden. Ya oraya işte hobbitleri falan da sıkıştırabilirler. İlk böyle tanışmalar manışmalar, onların böyle zaten dilleri falan da birbirine benziyormuş hobbitlerle. Rohirrim dili. Evet. İşte Gondor'la muhabbetleri var. Kuzeyli kötü insanlarla, doğulu kötü insanlarla savaşacaklar. Gondor'u kurtaracaklar. Şeyden, yok olmaktan falan. Yani oradan iyi hikaye çıkar. Ben anime olarak da, yani animeler bence şey, fantastik edebiyat için çok uygunlar yani. Anime uygun, çok evet. uygunlar yani. Çok daha rahat şey yapabiliyorsun. Davranabiliyorsun bazı efsanevi durumları gösterebilmek açısından falan. Anime olmasının o açısından bence hiç sakıncası yok. Bence bir de ben anime severim zaten yani. İzlerim anime. Abi bir de kadro güzel. Evet. Kadro da güzel yani. Şimdi chatte belki izleyenler vardır. Vinland Saga animesi var. Murat abi ya Zafer abi izlediniz mi bilmiyorum. Kesinlikle öneririm. Bahadiyar Destanı sanırım Türkçesi. Bir Viking hikayesi anime. Çok çok iyi. Yani çok iyi. Bayağı iyi hatta. Dövüş sahneleri olsun, hikaye anlatımı olsun çok güzel olduğu için buna biraz benzese. Yani bir de yani hikaye, elindeki hikaye Rohirrim. Yani nasıl anlatabilirsin? Eğer ki Vinland Saga gibi bir şey yaparlarsa derim ki of, inanılmaz olmuş. Yani ona yaklaşamazsa o başka, ama yapılabiliyor Zafer abi. Yani Vinland Saga dediğiniz mantıkta işte Viking hikayesi, böyle bir yine o dönemde geçen, balta kullanılan, ok kullanılan, heybetli savaşçıların olduğu ve hikaye de çok güzel. Bunu çok güzel anlatmıştı. Umarım bu şekilde aktarırlar, ama yönetmen Akira'da çalışmış. O beni çok umutlandırdı. Akira benim izlediğim en önemli animelerden birisi. Okuyamadım ama izlediğim. Ya onun için biraz böyle şeyim, umutluyum ve çok kötü yorumlar da yok yönetmen için. O sebepten böyle içim rahat gibi. Beowulf da animeydi. Ve Beowulf, hiç fena evet. değildi yani. Hani tamam çok büyük işti bilmem neydi diyemem, ama öyle rahatsız edici bir tarafı da yoktu. Ya aslında bu diğer yandan da şunu gösteriyor. Kapı açılmış bence. Hı hı. Yani dizi, Amazon'un dizisi, anime falan derken belli ki Christopher Tolkien'in vefatından sonra artık kapılar açılmış yani. Bir şeyler oluyor. Bakarsınız şu diziden sonra bir Silmarillion projesi bile patlayabilir yani. Dizinin ilk sezonu bitsin ortaya çıkar abi. Çıkabilir yani. Mesela şey nasıl olur ya Umur, sana sorayım. Tabii abi. Diyelim ki Disney'in aldı şeyi, Silmarillion'un hakkını. Bunu böyle Marvel gibi orijinlerle böyle sinematik evren. Tane, sinematik evrene çevirebilirler mi acaba? Abi, diğer zaten... yandan Star Wars'ta çok kötü iş yaptı adamlar. Evet. Star Wars'un içine ettiler. Ama Marvel'da çok yüce attı adamlar. Evet. Marvel olmadığı bir noktaya getirdiler. Abi ben açıkçası Disney yerine Amazon'un bu bir sinematik evren kuracaksa Amazon'un kurmasını isterim, ama hani ellerinde şimdi Disney'in departmanı farklı, MCU'nun departmanı farklı, ama onun hepsinin başına Kevin Feige geldi. Kevin Feige MCU yapan adam. Yani o düzeni oturtan adam. O da artık Star Wars'a bakıyor. Bundan sonra gelecek Star Wars dizileri, işte bu Mandalorian'lardır, odur budur. Hepsi zaten Kevin Feige ve Jon Favreau imzalı.
bundan sonra Disney'in getireceği bütün yapacağı işler hepsi bence bir standartın üzerinde olacak. Ya bu çok belli. Kevin Feige'ye dediler ki babacığım bunlar yapamıyor, üçleme yaptık, kazandık ama kötü. Sen gel bunun başına, Kathleen Kennedy'nin üstüne. O sebepten dolayı eğer alırsa yine Kevin Feige bakacak. Ha, istediğimiz şey mi alır, olur Silmarillion? Bilmiyorum. Yani o istediğimiz epikliği göremeyebiliriz. Ama onlar bir şekilde onu pazarlayıp bir şekilde şey yapabilirler. Sinematik evreni dönüştürebilirler. Ama ben Amazon isterim. Gerçi hani görmedik de daha dizi bir gelse. Abi Amazon'da o da, evet, şey o da var. Yani. Amazon çok güzel dizileri var Amazon Prime'da ama henüz daha çok rüştünü ispat etmiş bir yer değil bence. Bu gidiş de Silmarillion diziden evvel başlarsa şaşırmam. Ya sinematik evrene de çok uygun abi bu arada. Yani ama çok büyük onun telifi parası çoktur ya. Yani onun çok büyük para çekiyordur abi Tolkien vakfı ona. Yani 1 milyar alsan olacak Disney'in elini. Daha fazladır be. Abi. Bence daha fazladır. Hikayeler çok ya. Bilmiyorum ya. Çok, abi para işi, para işi hikaye iş. 10 milyar deseler verecek çıkar yani. O yani çünkü yani bu ekonomi programı değil tabii de yani o para işi öyle değil ya yani çantayla götürüp vermiyorlar yani tuşa basılıyor falan hani bu para işinde sorun olmaz o parayı verecek birileri vardır yeter ki o paradan daha fazla kazanacağını adam aklı yatsın. Şimdi şirket şimdi bir şey soracağım Murat abi, Zafer abi sana da soruyorum. Şimdi telif hakkını almak rekabet kurumu karışabiliyor mu? Çünkü şöyle. Şimdi 79 milyar dolara Fox'u aldı Disney. Ve artık başka bir şirket almasına izin yok. Muhtemelen vermeyecekler Disney'in bir şirket almasına. Şimdi o süreli mesela ama. Nasıl belli oluyor abi bu? Tam süresini bilmiyorum ama bir yıl içinde mi ne aynı sektörden iki şirket alamıyor Amerika'da. Ama 3 sene geçtirden alabilir. Yani o zaman artık 3 mü 5 mi bilmiyorum. Belli bir süre için geçerli. Ya bir anladım. De onların dağıtım paylarına falan bakılıyor Amerika'da. Yani piyasanın yüzde kaçına hakimsin? Ona bakılıyor. Şimdi belki 5 tane daha şirket alacak ama piyasanın yüzde kaçını tamamlıyor? Çok fazla bilmiyorum onun oranını ben. Yüzde mesela 40'a yaklaştığı zaman yani 40 diyelim atıyorum. Belki daha az belki daha çok. İş oraya geldiği zaman zaten aldırtmazlar. O kartel kanunu izin vermez Amerika'da. Rockefeller'i 230'a böldüler yani bu iş böyle olmaz diye. Ama yani Amerika'da ciddi o iş. Onu demek istedim. Ya senin dediğin ne bu alakalı? Telif hakkı. Yani. Her şey telif hakkı oluyor mu acaba? Bir sanat eserinin film yapmak, dizi yapmak için hakkın olsun. Bu tamamen farklı. Bambaşka değil mi? Bu tekel istediğini alır yani. İstediğinin parasını verir alır. Diyemez yani sen alamazsın bunu diye. O başka şirket başka, telif hakkı başka. Telif hakkını alır, istediği kadar alır. Canım alır ya. Yani. İstediğini alır. Ya işte Disney olur mu bilmiyorum alır mı yani. Çünkü böyle söylentiler yine Reddit'te falan dolaşıyor. Bakıyorum ben de ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem tabii işte Amazon'un şeyi almak istediği abi, falan. Abi yükselen değer tekrar. Yani 2000'lerin başında çok yüksekti. Şimdi biraz tabii ki aradan çok vakit geçtiği için biraz düştü ama yükselen bir değer. Amazon'la birlikte bu çok yükseğe çıkabilir. Onlar da şu anda köşe kapıyı olabilirler yani. Şimdiden başlamış olabilirler. Şunu yapsak şu para eder, bunu yapsak olabilir yani. Değişime ayak uydurmak işte abi. Evet, şimdi tabii. Amazon muhtemelen. Ya şehrin dışında arsa almak gibi alır 10 yıl tutar adam. Fark etmez. Zamanı gelince yapar. Canım. Olabilir abi vallahi. Şimdi zamanı gelince. Yazık ya. Tolkien'in kendisi bunlardan para kazanamamış ya. Adamcağız 10 bin sterlin mi? 15 bin sterlin mi? 18 bindi galiba. 18 bin sterlin mi? Ne satmış? O zaman için gerçi çok iyi paraymış. Yani bugünün belki 50 milyon doları gibi. Bilmiyorum ne kadar. Yani bayağı rahatlatmış onu da. 50 milyon dolar değil de birkaç milyon dolardır muhtemelen. Onu rahatlatmış ama asıl işte işin kaymağını çocuklar da değil, torunlar yiyor ya. O çok acayip ya. De, torunlar da kaç yaşındaydı Murat abi? 70 miydi birisi? Yok 70 değil de kaçtı? Şeye gelen işte vakfa gelen adam galiba 57 mi 67 mi 57 galiba. Bu arada şey de hala duruyor. Kız duruyor. Kızdır. O başta. Neydi? Unuttum ismini şimdi. Ama Christopher... o muhtemelen şey. Yani orada hani Fahri yani bir şeye herhangi bir şey karıştığını kontrol ettiğini zannetmiyorum. Artık saygıdan dolayı duruyor. Zaten 90 yaşını geçmiş falan. Neyse gelelim konuya.
Cüce cüce evet. diye bağırıyor. Cüce evet. Azagal diyecektim ben. Zafer abi Azagal övsün istiyordum aslında. Çok seviyor Zafer abi. Azagal'la başlayalım o zaman. Azagal övsün. Azagal herhalde. Dragon Slayer diye. Yani. Dragon Slayer'a en yakın. En yakını. En azından kaçırtmış yani. Öldüremese de kaçırtmış yani. E tabi Azagal çok şey. Birebir büyük savaşçı. Büyük komutan. Çünkü yani emrindeki adamlar neredeyse koşulsuz bir şekilde ona uyuyorlar. Emrine uyuyorlar falan. Hani o açıdan da çok şey başarılı biri. E yani bir şeyi de delirtmek kolay değil yani. Glarung gibi büyü gücü de bilgeliği de inanılmaz yüksek olan bir canlıyı fiziksel gücünün yanında. O kadar delirtip kendi üstüne çekmek falan da az iş değil. O bakımdan yani Azagal bütün cüceler arasındaki en büyük savaşçı muhtemelen Azagal yani. Çünkü karşılaştığım onun savaştığı düşmanlarla diğer cücelerin savaştığı düşmanlar arasında bayağı bir kapasite farkı var yani. Ve şey ölüm falan da umurunda değil yani ölmesine rağmen şey yapabiliyor. Savaşı lehe olmasa bile dengeye getirebilecek birisi. Orada hocam tabii onun çok önemi var da diğer yandan o diğer cücelerin de yanında yani aslında Glaurung şöyle diyor oğlum ben bu cücelere bir şey yapamıyorum. Çünkü ağır zırhlarla ve kalkanlarla ateşe dayanıklı. Tamam orada o çok öne çıkıp onunla birebir savaşa giriyor ama Glaurung'un bence orada kaçmasının nedeni ben bunlarla başa çıkamayacağım. Yani yaralandıktan sonra da sonuçta Glaurung'u cepheden dışarı çıkartacak bir şey değil. Aldığı yara. Ölümcül bir yara almıyor ama oradaki bir şey yapamama tedirginliği. Cücelerin dirayeti ve inatçılığı ve onun ateşine dayanması korkutuyor. Tabii canının yanması da başka bir şey de. Yani aslında oradaki o bütün cücelere vermek lazım o şeyi biraz da. Azagal'ın işte, derliğinde. Cücelerin evet. Komutanı Azagal olduğu için o ve şey evet, Azagal yapıyor. Azagal işte, onları götürüyor. Onları götürüyor evet. Ve onları böyle inançlı olarak tutan lider durumunda evet, evet. O. O zaten açıdan hani. Dağılıyorlar. Evet, o ölünce alıp şeyi gidiyorlar. Ya şey de olabilir mesela. Morgoth kuvvetleri lehine savaş kesin kazanılmış zaten. Sadece tamamen yok etmeme durumu var. O durumda Morgoth bile şey demiş olabilir yani. İşi dengeledikten sonra sana zarar gelmesin. Sana sonradan da ihtiyacım var. Savaşı kendini riske atar bir duruma düşersen geri gelsen benim önemli komutanımsın demiştir. Yaralanınca da o geri çekilmiştir. Çünkü zaten şey yapmışlar yani Morgoth kuvvetleri her şeyi sürmüşler ta en güneye kadar yani. Severiz kendisini. Azagal canavardır ya çok. Güçlü, en güçlü cüce bence de. Katılıyorum abi. Şimdi Thorin'den bahsetmek lazım. Thorin Meşe Kalkan, Dain Demirayak. Evet. İkisi. Yani, zaten şey çok hoşuma gider benim. Azanlı Bizar Savaşı. Konsept olarak da böyle çok en sevdiğim savaşlardan bir tanesidir. Tolkien evreninde. Orada da Thorin Meşe Kalkan ismini orada alıyor zaten. Evet. Evet. Şeyi de Dain öldürüyor. Azog Dain'i öldürüyor. Dain de inanılmaz bir cüce. Çok güçlü. Hatta Yüzüklerin Efendisi kitabında da Sauron ondan bir şey istiyor yani. Bir tane işte bir gereksiz bir yüzük varmış. Bulursanız bize şey yapın diye. Bana cevabınızı verin diyor. Gidiyor geliyor şey elçi. Ya hiç biz ne evet ne hayır diyoruz deyip böyle şey olarak da iyi idare ediyor abi. Yani çok inanılmaz bir savaşçı ama bence filmde gösterildiği kadar da deli değil yani Dain Demirayak. Yok filmdekiyle alakası yok. Akıllı bir çocuk. Akıllı bir adam yani öyle şey diyor çünkü Gandalf filmde diyor ki işte Thorin nasıl akıllıysa o da o kadar akıllı mı? Bir cümlesi var o da Gandalf'ın. Şimdi filmde tam olarak hatırlamıyorum ama kitapta bayağı aklı başında bir adam yani şey cüce yani en azından ne yapması gerektiğini, fikrini, düşüncelerini iyi ifade edip ve ne yapması gerektiğini karar veren bir karakter. O sebepten severim ben Dain Demirayak'ı. Ama o da çok kolay rage'e giriyor. Bunlar zaten ya cüce ama. Cüce olarak kolay rage'e giriyorlar zaten. Elçiye söylediği laf güzel ya. Zaman benim zamanım. Ne zaman istersem o zaman kullanırım. Evet.
kararınızı verin diyor işte. İşte şeyi de anlatsaymış keşke. O Yüzük Savaşı esnasında oralarda olan savaşları da ayrıntılı bir şekilde. Evet, çok güzel olurmuş ya. Güzel oluyor da ama şimdi hep diyorlar işte abi cüceler niye gelmiyor? Abi işte abi şu niye gelmiyor? Savaş var çünkü. Oralarda hep savaş oluyor. Oraya hep o asker göndermiş Sauron her yerde. Orta dünya karışık durumda zaten hani. İnanılmaz bir her yerde bir savaş var. Yani şu gelsin bu gitsin işte Tranduil niye gelmiyor? Her yerde savaş olduğu için. Herkes savaşıyor. Herkes memleketinde herkes savaşı savaş koruyor. Şari bile savaş halinde. Tabii. Tabii tabii. Yani oraya bile gidiyor düşün. Bir işte şey gri limanlara falan ulaşmıyor. Savaş. Tabii direkt Umbar'a, orada bir savaş yok. Yok. Umbar da dahil olmak üzere cayır cayır yanıyor her yer. Şimdi kimde? Thorin'in Zafer'a... tabii şeyde Beş Ordular Savaşı'nda da çok tatlıdır şeyden çıkışı. Dağın altından çıkışı. Bana gelin bana gelin diye orada kalan cücelerle birlikte. O da mesela sevdiğim bir şeydir. Sahnedir benim. Thorin Meşe Kalkan önemli abi. Şimdi yoruma takıldım. Bir soru var mı diye ona bakıyorum da. Thorin filmdeki gibi zaten öyle çok fazla zaaf göstermiş, altın diye elden ayaktan düşmüş falan bir tip değil. Thorin aklı başında bir cüce. Hı. Tamam her tabii cüce canım gibi saçma saplantıları falan var ama yani onların mizaçları o yani. Bir Karadenizli'ye niye hızlı konuşuyorsun demek aha, gibi bir şey yani. Adamın öyle mizacı o, öğretisi o yani. O hızlı konuşuyor. E cüceler de bazı şeylere taktı mı takıyorlar yani. O öyle. Arkan Stone'la Stone'dan evet şey yapıyor. O onu yediremiyor kendine. Kendine evet. Onu bulamamış olmak asıl sıkıntısı orada. Ve şey de yapıyorlar yani gururu doğru kullanışları da var. Mutlak olarak hatalı olduklarını görünce özür dileyebiliyorlar, pişman olabiliyorlar cüceler işte. Bilbo da son anda özür dilemesi Thorin'in falan. Hani sen benim gerçek dostumdun falan diyerek ölmesi. Yani şey de önemli böyle bir şeye takılıyorlar da sonsuza kadar devam etmiyorlar. Bir şey de yanlışlarsa kabul edebiliyor cüceler. Şimdi abi şeyi bir uyarı geçeyim işte abi Feanor'u Fingolfin'i konuşmadık ama hani onları artık konuşmaya gerek oldu hani konuştuk zaten yayınları yaptık falan hani Feanor'a Fingolfin'e girmeye gerek var mı bilmiyorum çünkü hani detaylı yani, olarak videolar var sohbetler biraz var biraz bahsettik ama abi işte Melkor'un yine girdik gelmesi, Melkor'un çıkmaktan korkması falan yani o sebepten Feanor ve Fingolfin'e çok girmedik onu söyleyeyim. Ya Feanor zaten savaşçı olarak çok büyük değil yani. Feanor'un evet, başka meziyetleri var. Yani Fingolfin tamam büyük savaşçı o hakikaten savaşçı. Şimdi şeyi departmanlara ayırmak lazım yani. Birisi bir şeyde iyi birisi bir başka şeyde iyi falan. Biz en büyük savaşçıları birebir savaşta ne yaptığı üstüne konuşuyoruz. Yani Feanor'un öyle çok büyük yani elbette ki vasat bir savaşçı değil. İyi bir savaşçı iyi bir kılıç ustası falan ama onun asıl özelliği kılıçla o değil yani. O değil. Fingolfin tamam yani o hakikaten tamam. İyi savaşçı. O yani savaşarak da çok önemli bir asker ama yani Feanor inanılmaz becerikli bir adam yani hiç ya, kimsenin Fingolfin, olmadığı kadar yani. Ya bir valayla teke tek adam, tek adam. Yani. Tek adam. Adam demeyelim de işte ne diyeyim? Elf yani. Elf. Elf. Tek adam diyeyim anlayın işte yani. Feanor sanatçı. Doğru. Feanor sanatçı. Ya şey zaten... Gondolin'in düşüşünde Rok Hanedanı'nın efendisi vardı. O da çok büyük savaşçı bak. Bir tane Legolas var abi. O bizim Legolas değil. Değil. Bizim o Legolas bizim Legolas değil. Ama o da savaşçı. Evet. Bir de Rok Hanedanı var. Hanedanlardan o... birinin komutanı. Adını unuttum şimdi ama o da yani kitapta bayağı belirtiliyor. Zaten hanedan olarak da inanılmaz kuvvetliler şey savaşçı olarak. Ama şey de o komutanları da müthiş bir şey asker. Hemen ismini hatırlayayım şey bulalım. Bu, bulalım. Bir tane subayının ihanet ettiği içinden bir tanesi şey yapıyor. Gondolin Savaşı esnasında ihanet ediyor bunlara. Unuttum ya ben de ismini. Bakıyorum abi. Şurada. Salgant değil. Salgant şey pasif birisi ve bilinen tek şişman herif. Ha, tabii o şey pasif davranıyor ve şeye neydi Eol'un oğlunun adı? Onunla beraber davranıyor. Thor'un öldürdüğü.
Maeglin. Maeglin'le beraber davranıyor Salgat. O Arpa Hanedanı'nın reisi ve şey, bilinen tek şişman elf. Ama Erendil'in de sevgili arkadaşı çocukken. Yani en çok sevdiği şey de o. Salgant yani çok seviyor onu. Çok beraber oynuyorlar falan çünkü. Yani adam pek bir savaşçı falan değil. Yani o kadar zevke düşkün ki herhalde. Düşün yani bir elf olmasına rağmen şişko. Öyle bir durumu var onun. Zorlamış. Erendil'in zaten bir de Ektelion'u çok seviyor. Bildiğim kadarıyla ikisini tabii çok seviyor. Ektelion öldüğünde çok üzülüyor diye hatırlıyorum şu an. Tam cümleler aklımda yok. Ektelion öldükten sonra şey diyor yani, bundan sonra Gondolin yaşasa da benim için öldü. Geri dönüş yok. Bu arada büyük savaşçı diyebilir miyiz? Tabii. Smog'u adam indiriyor ama ya bir tane ok atıyor aslında adam hayatında. Abi yeter ya. Yeter. Ona bedel. Doğru. Yeter abi ya. Bir tane atıyor. Doğru hedefi işte. Doğru. Hayatta bir kere bir şans gelir, kullanırsın. Bütün sözen yatmış santrafor'un şampiyonluk maçında gol atması gibi bir şey yani. Atıyor şampiyon oluyorsun. Abi orada millet dağılmış şeyin önünde sonradan. Yani bir sürü insan ölüyor, cüce ölüyor, elf ölüyor. Adam bir tane okla. Başkan da şeyde değil mi abi? Şeref tribünde ya bunu göndersek falan diye düşünür, gelip gol atıyor şampiyonluk. Ha biraz öyle ya o yani. 90. dakikada bir atıyor, her şey değişiyor yani. Sonucu alıyorsun falan, öyle diyorsun. O baya bedel abi onun için. Onu sayabiliriz. Gil-galad konuştuk. Yani Gil-galad çok büyük. Son Noldo kralı. İnanılmaz bir savaşçı. Çok cesur. İnanılmaz. Yani ona torpil geçmiş gibi Tolkien zaten. Yani öyle bir anlatıyor ki yani. Abi herkese sanki torpil geçmiş gibi Tolkien. Abi çok fena ya. Yani Gil-galad şöyleydi de böyleydi de. Adı da çok güzel adamın yani. Gil-galad falan. İşte kendine ait silah Aeklos var. Hani kendine ait bir silah var falan. O da ayrı İsmi bir şey. Olan silah. İsmi olan çok İsmi fazla olan silah yok. Silah yok. Evet. O kullanıyor. Bir de ikinci çağ boyunca zaten savaşlarla pişiyor adam. Yani tabii. Kaç kez Sauron'a karşı çıkıyor vesaire. Ve çok büyük savaşçı olmasının yanı sıra abi, yine bunu söyleyeceğim ama inanılmaz bir komutan. Yani Elrond onun yanında aslında çok da şey öğreniyor bu arada. Öyle değil mi Zafer abi? Yani tabii, Elrond genç zaten abi. Çok Elrond genç ona yani. Çok genç. İşler başladığında daha pişiyor yani. Yani adam. Çünkü birinci çağ sonunda doğmuş bir şey olarak. Hatta ikinci çağ diyelim. İkinci çağın başında aslında başlamış elfliğe. Elflik kariyerine. Tabii elf daha seçim yapmamış. Maglor onları evlat edindiğinde, doğru. Yani Sauron geldiğinde beyaz halinde daha 1000 yaşında falan, daha çocuk aslında. Yani. Çocuk. Elf için çok yani yaşlı sayılmaz. Elf için çok çok genç. İşte göreceğiz dizide de. Gil-galad'dan çok şey öğreniyor bence orada. Yani Gil-galad da iyi kullanıyor onu. İyi şey. Komutanı. Mentorluk yapıyor ona. Emir eri şeyin. Yani emir subayı. Eri değil de emir subayı. Çok şey öğreniyor zaten Elrond ondan ve Gil-galad. Ya Tolkien şöyle konuşuyoruz da birkaç tane karaktere biraz fazla torpil geçmişliği var gibi sanki. Yani Gil-galad da onlardan birisi bence. Yani anlatıp böyle heybetli olarak, yine çok kullanıyorum heybeti ama çünkü bu evreni konuşuyorsanız bunu söyleyeceksiniz. Yani Gil-galad'dır, Hurin'dir bunlar falan, biraz böyle torpil geçmiş karakterlerden birisi sanki. Tolkien severek anlat, sevmiş yani karakteri ve devam etmiş. Evet. Buradan gitsin bu karakter. Murat abisin var mı? Ya Zafer abi de miydi? Boromir diyor insanlar şeyde, chatte. Olur. Boromir de. Kesinlikle almıştım büyük, ben zaten. Çok çok büyük. Özellikle son ölümündeki savaşta. Of. Orklara karşı hani anlatılıyor ya işte ölü ayağının dibi ölü orklarla ve üzerinde adetlerce okla yaşamını yitiriyor. İnanılmaz bir, o da çok birazcık şey yani filmde, ya filmdeki hep insanlar çünkü öyle karşılaştırıyor yani. Filmdeki değil de kitaptaki Boromir biraz daha böyle, biraz daha empati kurabileceğiniz canım, bir şey karakter değil. Yani. Yani kitaptaki Boromir Elrond'un divanında öyle atar gider yapan yok, bir adam değil yani. Yok. Öyle Aragorn'a falan böyle çıkışan şey yapan, sen kimsin lan falan şeyine giren
tribine giren bir adam değil yani. Onun tabii ki ağırlığını taşıyor yani. Babasının tabii. ve Gondor'un tabii. ağırlığı var adamın üzerinde. Bu adam Gondor. Yani, kimi temsil ettiğini bilincinde ama işte tek yüzük abi burada. Boru değil. İşte. Gondor ya, abi adam. İnsanlardan şey de büyük savaşçı anlatılanlardan anlıyoruz. Bu Witch King şey davet ediyor Eärnur. Eärnur evet. Eärnur da yani bayağı büyük komutan, iyi savaşçı falan yani. Gondor'un krallarından. O da yani Glorfindel engelliyor kehaneti söylüyor. Yani sen öldüremezsin diyor. Witch King diyor arkadaşlar ama hani Witch King öyle bir anlatılıyor ki hiçbir şey olmaz diyorsun ama kolay ölüyor. Yani öyle bir durumu var yani. Onunla bağlantılı Eowyn'i de söylemek evet, lazım. Evet Eowyn'i de söylemek lazım o zaman. Doğru. Eowyn sayabiliriz ondan kesinlikle. Sonra babası diyorum. Kral Theoden de müthiş. Theoden. Tabii tabii. Evet. Evet. Tabii. Pelennor. Kral Theoden. Yüzüklerin Savaşı'nda. Öf. Ya yani şöyle. Eowyn, Eomer bunlar Theoden. Bunlar da Rohirrim tarafında. Evet. Çok ya şöyle bir durum var şimdi birinci çağdaki insanlar da elfler de daha sonraki çağlara göre çok daha kuvvetliler. Hem rakipleri daha kuvvetli hem kendileri. Çünkü o ağaçların tanrısal ışığına falan dahil oldukları için Noldor soyu özellikle ve tanrılarla birebir görüşebildikleri için falan daha bir şeyler güçlü kuvvetli yaratıklar. Mesela üçüncü çağda daha bir hem elfler solmaya başlamış, hem cücelerin soyu daha daralmaya başlamış. İnsanlar daha ufak tefek hale geliyor. İşte Aragorn büyük asker, büyük savaşçı. Aragorn'u da dememiz lazım. Ama hani dedesi 2.41, babası 2.12 bir adam aslında. Yani Aragorn öyle biri değil artık. O Numenor soyu da kısalmaya, ömür olarak da, fiziksel olarak da zayıflamaya başlamış bir yer. O bakın hani birinci çağda çok daha güçlüler, fiziksel olarak da çok güçlüler. Daha farklı birinci çağdaki yaşayan halkların durumu. Elendil 2.41. 2.41. Bildim. Isildur da bir o kadar uzun zaten. 2.12'de Isildur. İşte ne kadar şeyler. Dedim yani işte o hep abi kırılıyor ama ya. Çok ya normal. Zaten şeyin normal. Tolkien'in hep şeydir ya. Uzun boyludur. Yani Tolkien'in uzun boylu takıntısı var. Uzun o normal. Uzun. Kendisi kısa olduğu için kendisi. Murat Hocam. Biraz şeyden olabilir o. Nord işte mitolojilerine fazla sevdiği için yani bu Vikingler falan da çok böyle yapılı, tabii uzundur. Uzun şey ya yapılı insanlar. Sanki onun aklında hep böyle güçlü insan imajı uzun. Uzun. Boylu. Bana öyle geliyor. Şeyden bahsetmek lazım. Theodred'den bahsetmek lazım. Evet. İsen Geçici Savaşı'nda iki savaşta da çok ciddi şeyleri var. Çok önemli. Savaş. Yaptığı savaşlar var. Her ne kadar sonradan ölüyor olsa da orada da son bir şeyi var. Savunması var. O nehrin üzerinde ufacık bir adacığın üzerindeki. Aslında çok hikaye var ya. Yani değil mi? Şöyle bakınca. Bu şey, bile bir hikaye yani. Evet. İsen'le ilgili. Saruman'ın ilk saldırışı bile yani orada o adamların abi, yaptığı değil. Savunma falan bile bir şey yani. Hikaye yani. Bir film olacak bir hikaye yani. Tek başına. Peki. Üçüncü çağdaki savaşçılardan şey var. Eomer var insan olarak. Eomer. Kesinlikle. İmrahil var. Dolamrot Prensi. Dolamrot Prensi İmrahil. Yani onlar da çok saygı değer savaşçılar yani. İmrahil, Aragorn, Eomer hiç yaramadı. Erken Brand. Çünkü onların yazgısı evet. Öyleydi diye Pelennor Savaşı'nın sonunda. Evet. Abi Tranduil, Oroper sayılır. Sayılır. Yani iyi savaşçı onlar. İyi savaşçı. Oroper hakkında ya çok bir şey yok. İkisi hakkında da çok bir bildiğimiz pek de bir şey yok ya. Savaşa katıldıklarını biliyoruz sadece. İşte ya şeyde Orofer aslında iyi bir komutan değil. Çünkü ölüm nedeni biliyorsun şey Gaza geliyor. Gilgalad'ı dinlemeyip Gaza gitmesi. Gelmesi. Ya şey var. Taranduil ile Orofer'in hani iyi savaşçı. Tabii bu üst düzey değil yani bizim bahsettiklerimiz gibi değil ama savaşçı olduklarını şeyden anlıyoruz. Bunların şimdi aklıma gelmeyen özel bir soyları var, isimleri var elfler arasında. Ta Doriath'ta birinci çağda sınır bekçiliği yapan adamlar bunlar.
Oradan kalma ikisi de. Yani direkt Serhat savunucular oldukları için muhtemelen çok büyük savaşçılar, iyi savaşçılar. Şey tutabilir. Ha, Serden geçtiler. Hatta şöyle bile yapabiliriz Umur. Hatta ben buradan vuruyorum. Diyorum ki Umur al onları yerden diyorum, tamam. Vatan fedaileri abi işte. Yani onlar Serhat savaşçıları, o bakımdan şey olabilir. Ya aklıma daha demin ne geldiydi ya? Unuttuğumuz bir tip geldi, çok iyi savaş. Ha şey, Güçlü Yay Belek. Belek. Ha, evet, Belek var. Ah be Turin ya. Belek var, doğru. Ya böyle beklemediğiniz anda beklemediğiniz karakterlerin şey olması, ölmesi. Yani adam ya Turin'in böyle laneti işte böyle yanındakilere, annesine, babasına, kıskar ya. Turin hikayesi beni çok şey yapıyor abi, rahatsız ediyor ya. Yani çok iyi hikaye. Ama şimdi Belek düşününce böyle şey oluyorum. Ya şimdi oldu mu bu falan? Garip hissediyorum ya. O sebepten diyelim abi. Abi şanssız, bilmiyorum. Şanssızlık diyelim. Belek şanssız elflerden biri. Ya vardır ya böyle rahatsız olduğunuz sahneyi izlemezsiniz mesela. Geçersiniz, okumazsınız. Ya ben Turin öyle oluyor bende. Evet, çok büyük karakter, savaşçı. İnanılmaz büyük savaşçı. Evet, güçlü falan ama ya hikayesi bir şey yapıyor biraz. Rahatsızlık veriyor. Anlamıyorum nedense. Şimdi Belek geldi aklıma, üzüldüm. Ne kadar inanılmaz bir şey, yay kullanan inanılmaz güçlü bir savaşçıydı. Onun da şey kılıcı kara kılıç. Anglakel. O da ismi olan kılıçlar. Hatta ismini geçtim, bilinci olan. Evet, öldür beni. Silahlardan bir tanesi. Çünkü sonuçta Turin benim de kanımı içer misin diyor. İçerim diyor. Hiç fark etmez diyor yani. Öyle bir başka silah yok. Yok. Yani öyle bir yok. Şeye geçen. Yok. Anglakel'den başka yok benim de bildiğim. Şeyden de bahsedelim ya. Golf sporunu icat eden boğa kükreten. Türk. Önemli abi. Hobbit. Tabii o da hobbitlerin büyük savaşçısı. Küçücük boyuyla ork gebertmiş adam yani. Yani küçük de şeye göre büyük herhalde. Şey normal hobbitlerden biraz daha uzun, hatta ata da yani binebiliyor. Üçüncü çağdaki, sonraki, hepsi üçüncü çağda. Sonraki Yüzük Savaşı'ndaki hobbitlerden biraz, onların soyu büyük ama biliyorsun. Evet işte, evet biraz daha uzunlar. Tuğuklar fark... öyle. Hobbitler tuğuklar iri yarı. Büyüğü şey. İri yarı. İrisi. Sen vali sayabilir miyim? İrilerin arasında iri bir adam o da hani. Soy olarak iri, onların içinde iri. Boğa kükreten tuk. Boğa kükreten tuk ya. Hobbitler inanılmaz ya. Samwise'i sayabilir miyiz? Sayamayız aslında ama savaşçı değil. Yani savaşçı değil. Ya cesur, değil kuvvetli bilmem ne. Hani cesur, hiç gönlünü budaktan saklamıyor ama savaşçı kesinlikle değil. Özelliği o değil yani, savaşçı olarak. Boğa kütürt eden değil. Boğa kükreten tuk. O biraz amiyane oldu. Evet, biraz garip olmuş. Gimli'yi sayabiliriz tabii yine cüce olarak. Üçüncü çağdan. Tabii ki Aragorn'u sayabiliriz. Tabii, bunlar zaten biliniyor. Tabii bunlar, bu üçlü. Bu üçlü. Legolas da büyük okçu hakikaten yani. Çünkü şey, kimsenin görmediği Aragorn'un bile, ki özel gözleri var hani onu soy olarak. Tabii. Aragorn'un bile görmediği Nazgül'ü görüp vuruyor, uçan bineğini. Nazgül'ü değil de uçan bineğini vuruyor yani. Acayip iyi bir okçu. Benim söyleyeceğim Elladan Elrohir. Onların da hayatı ork baskınlarıyla geçiyor yani. Evet. Cesur savaşçılar. Çok savaşçılar. Yani çok net savaşçılar Elladan ve Elrohir. Elrond'un oğulları bu arada. Filmde hatta annelerini kurtarıyorlar. Evet. Orklarından. Daha sonra ben bu dünyaya daha fazla dayanamayacağım deyip gidiyor. Batıya geçiyor. Aragorn'un da hocaları gençliğinde yani, işin doğrusu. Çünkü onların yanında Aragorn işte ork saldırılarına falan dahil oluyor. Çünkü hani onlar belki 300-400 yaşında, Aragorn belki de 1000 yaşında, bilmiyorum, doğum tarihleri aklıma gelmiyor. Aragorn işte 18'inde çıkıyor bunlarla beraber savaşmaya. Bunların elinde büyüyor yani, öyle değil. Abi vallahi ben çağ biraz şey kalmış ya. Boş İkinci abi. Arparazon. Yani savaşçı çok var. Yani. İkinci çağda biraz daha şey. Bir ara yani, geçiş dönemi ikinci çağ. Yani çok Arparazon diyeceğim. İkinci çağ için.
Alparslan da savaşçı olarak mı iyi yoksa kral yani. Çok güçlü bir ordusu var. Ama hani birebir savaşıyor mu? Bilmiyorum. Yok, onu bilmiyoruz. Yani şey, ben çıkarım yapıyorum. Ya bu kadar gözü kara ve gerçekten kararlı bir adamın da dövüşmeyi biliyordur herhalde. İyi dövüşüyordur diye. İyi bir savaşçıdır diye bence düşünüyorum. Bence o birinci elde dövüşmüyordur ya. O komutanlık yapıyor. Sen bilmiyor mudur dövüşmeyi diyorsun abi? Bence birebir girmiyordu. Ben çok yakıştıramam. Çünkü Numenor gibi müthiş bir imparatorluk diyeyim. Onun baş komutanı olarak zaten acayip bir ordusu var. Orduları yönet. Yani Sezar'ın savaşa girmesi gibi bir şey olur bence. Alparazon'un birebir savaşa girmesi. Ben kralların iyi dövüşmesini hep böyle filmlerde de veya işte mitolojik hikayelerde şey görürüm yani. Böyle gelir böyle şey karakter. Şimdi 1000 tane film vardır böyle. Aklınıza da gelir şimdi hangisi. Şimdi gelir böyle kralı öldürecektir. Kulağı bir anda çeker kılıcı. Tak tak dövüşmeye başlar. Bana böyle şey gelir bu. Hoşuma gider yani. O kadar kolay değilmiş. Biliyormuş. Ama işte Numenor daha böyle biraz uygarlık haline geldiği için sanki öyle değil yani. Çünkü senin dediğin şey, hani birisi krala meydan okuduğunda kral ona cevap vermeli ki otoritesini kaybetmesin. O hikayelerde. Ama ya pek öyle değil yani. Değil. Ya işte Tolkien ilk birinci çağ hikayeleri zaten kuzey hikayelerine çok yaslanır. Yani savaşçı krallar meselesi. Evet. Şimdi şey de öyle değil. İkinci çağda Numenor falan hani hatta Isildur ve Elendil bile savaşçı kral olarak değillerdir aslında. Yönetici krallardır. Yani daha bir yükselmiş medeniyetlerin adamları bunlar. Kendilerinin büyük savaşçı olmasına gerek yok. Onlar evet. Büyük güçleri kontrol eden, yönetebilen adamlar. Nazgüller için iyi savaşçılar mıydı? Ya, korkuttukları kesin. Ama bir tane Frodo'yu ele geçiremediklerine göre ve Karagorn'u yenemediklerine göre. Amon'un elinde de şey yapamadıklarına göre 4 tane miydi? 5 tane miydi o sırada? 5 tane. 5'ti galiba. 5 abi. Çok iyi savaşçı değiller herhalde yani. Muhtemelen. Ama onların şeyi tabii korkutuculuğu dehşet vericiler. İleri gelmiyor tabii ki. Korkutuyorlar. Bir de hem dehşet veriyor hem koku yayıyor falan. Bir de yüzük her zaman onlara çekiyor kendisini falan. Yani sürekli yüzüğün bir şekilde hissediyorlar. Öyle de bir mevzu var. Başka da ben şeyini hatırlamıyorum böyle aman aman bir savaşçılığını. Şeyde de Gandalf'la da karşı karşıya geliyor Witch King kapıda. Onun haricinde de bir şey yok. Ama orada filmde olduğu gibi şeyler yok. Yok onu yok. Düzeltelim. Yok filmi unutun yani. Yok işte yaşlı adam ne oldu falan değil sen mi? Sen ölümü gördün mü tanımaz ya. Mısın diyor. O sırada hadi canım şey, ya. Bir horoz ötüyor. Horozu da şey karşılıyor. Rohirrim'in boruları karşılıyor. Karşılıyor. O da kapıdan ayrılıp savaşa da ayrılmaya soru alalım abi isterseniz. Vallahi bakayım kaç alalım. Saat oldu. 1 saat 15 dakika olmuş. Alalım. Sorular. Soru alalım. Gandalf'ı almalıyız listeye. Tamamen hakkıyla Balrog öldürebilen tek kişi. Yani işte demin dediğimiz Zafer abinin dediği şey şu. Evet, tamam. Yani Gandalf alınabilir işte. Fëanor da aslında alınabilir ama asıl mevzusu Fëanor'un savaşçılık değil. Gandalf'ın da asıl işi savaşçılık değil. Yani savaşçı diyemeyiz Gandalf'a bence. Alınabilir ama inanılmaz bir savaşçı diyebilir miyiz? Değil miyiz bence? Yani şey gibi bu Fangorn'un hani Saruman'ı kuleye sıkıştırması Entlerle. Entler büyük savaşçılar mı? Elbette abi, değiller. Yani işleri o değil Entlerin. Abi ama şey ama büyük güçlüler şey, ama. Güçlüler yani. Çok güçlüler abi. Yani zaten anlatıyor. Isengard'da beklesin burada Saruman deyip çok güçlü oldukları için zaten Gandalf'a yardım ediyor ama savaşçı mantığında baktığımızda değiller. Değiller. Savaşçı değiller. Yani Gandalf'ta asıl özelliği savaşmak değil ama iyi bir savaşçı tabii. Yani. İyi savaşçı. Gerektiğinde iyi savaşıyor ama bir savaşçı değil Gandalf. Aragorn ve Arwen'in çocukları insan mı, elf mi oluyor? Yarı elf ise Elrond gibi Gondor krallığı insan krallığından elf krallığına evrilmiş olmuyor mu? O çocuğun da binlerce yıl yaşaması gerek. Abi çocuklarıyla alakalı aman aman yazmadı Tolkien Aragorn'un diye hatırlıyorum ya şu an. Elf tam değil. Hatırlayamadım da. Elf değil insan de. Bunlar. Neydi çocuğun ismini hatırlayamadım. Çocuğun ismini unuttum. Oğlunun ismini unuttum Aragorn'un. Ama aman aman bir hikayesi yok. İnsan. Vallahi ben de unuttum. Neyi unuttum?
Aragorn'un oğlunun ismi neydi ya? Yazar şimdi chatte birisi. Er. Orta Dünya'nın Tolkien Vakfı gözetiminde... Eldarion. Sauron savaşçı sayabiliriz. Mount of Sauron'u kitapta okuduğunuzda büyük hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz bu arada. Mount of Sauron'un gerçek kitaptaki hali ve filmdeki hali arasında Eldarion. Muazzam bir fark var. Normal kitapta bir insan yani. Doğu gillerden bir insan. Evet. Yani hiçbir şeyi yok, özelliği yok adamın yani. O ve kadar savaşçı doğru. Değil... Elçi. Elçi gibi bir adam yani. Savaşçılığı yok yani. Konuşuyor sadece. O yüzden diyemeyiz ona. Turin'den neden nefret ediyorsunuz? Ben çok seviyorum adamın kaderi öyle. Vallahi nefret etmiyorum. Yemin ederim nefret etmiyorum. Sadece biraz alık ve hikayesi beni çok rahatsız ediyor. Üzülüyorum hikayesini okuyunca. Yani ondan bir nefretliğim yok yani. Eldarion Zafer abi bu arada. Eldarion doğru. Bilbo ile Frodo'nun yolculukları karşılaştırılırsa hangisi daha zor? Frodo birebir Sauron ile karşılaşmadı. Ama Bilbo dönemin en büyük tehlikesi olan Smaug'u zekasıyla kandırarak yendi diyor. Güzel bir soru. Ne düşünüyorsunuz abi? Frodo'nun yolculuğu daha zor abi. Ya, bence Frodo Frodo'nunki daha zor ama Bilbo'nunki de bence yine de aşağı kalır değil gibi ya. Ya o tamam ama yani Frodo zaten yani şeyin yanında Bilbo'nun yanında hep çok baba adamlar var yani. O da doğru. Tek başına gidiyor. Frodo hani ne derler bir düşmanla karşılaştığı zaman mecburen eline tava alan bir korumayla gidiyor yani. Abi sen var onun yanında da öyle İşte deme. Yani işte tavayla savaşıyor garibim yani o öyle zor ya, iş Bilbo yani Frodo. Çok tek kalmıyor. Bilbo çok iyi ilerle beraber devam ediyor. Bir de yani Bilbo şeye gitmiyor ki, Mordor'a gitmiyor ki sonuçta. Yaban da olsa kuzey toprakları oralar yani. Bakıyorum sorular. Sorularınız varsa yazın arkadaşlar. Alalım. Juan tabii demişler ya. Içinde, Juan'ı unuttuk. Sen için de savaşçı diyemeyiz yani. Tabii değil, tabii canım. Değil. Juan'ı unuttuk aslında. Juan'ı da alabilirdik. Juan. Yani Juan evet, alınabilir bence de Juan. Teşekkür ederim. Kim yazmış onu? Son of Thorin yazmış. Abi Juan alınabilir kesinlikle. Soruları alıyorum yok, abi. Yok şeylere Valar'a hiç girmedik zaten. Tabii Valar'a yok onlara Tulkas'ı falan Valar, hiç bahsetmedik. Valar, Maiar falan onlara yok. Girmedik. Ya, bir Gandalf'tan bahsettik ama. Orta Dünya'da önemli insanlar savaşçılıklarıyla mı yoksa bilgeliğiyle mi öne çıkar? Hepsi de var. Hepsi var. Denethor savaşçılığıyla öne çıkmıyor mesela. Bilgeliğiyle öne çıkar. Bilge de diyebilir miyiz? Hayatın son döneminde bilge diyemeyiz ama iyi bir yönetici. İyi bir yönetici. Yani Gondor'u ayakta tutabilen o vakte kadar iyi bir yönetici. Ya birebir işte, savaş varsa savaşçılar önemlidir. Savaş sonrası ve öncesinde yani. Bilgeler daha önemlidir. Yani pratikte ne lazım ona göre değişir. Yani bazen savaşçı gerekir, bazen bilgi adamlar gerekir yani. Pratiği önemli. Bakıyorum Balrog 300'ünü ele geçirseydi. Abi çok alternatif senaryo onlara hiç girmeyelim. Uzun mevzu yani Balrog 300'ünü falan ele geçirseydi. Uzun iş o. Dünyada insanlar nerede yaşayabilir? Savaş görmedim. Abi şöyle bir durum var. Bazı dönemlerde de 1000 sene falan hiçbir şey olmuyor yani. Kötü yok. Sauron mesela 2. çağın ilk 1000 yılı. Ne cennet mis. Hani, hiçbir şey yok. Ne ork var ne Sauron var doğru düz. Hiçbir şey yok yani. Orada istediğin yerde yaşar. İşte onun için dizi direkt 2000'den falan başlayacak. Orta Dünya'da şey kavgaları çıkıyormuş. Bizim tarlanın suyunu kestin. Bizim sıra gelme. Yani o sıralar öyle. Tabii abi. Üçüncü çağın başı yine. Güzel zamanlar bunlar. Güzel zamanlar. Birinci çağa gitmeyeceksin ama. Birinci çağ alev. Birinci çağ hareketli. Hareketli. Birinci çağ biraz karışık abi. Ektelion adı geçmedi. Konuştuk canım. Geç gelmişsin sen. Glorfindel ilk sırada bence. Onları da konuştuk. Tolkien öldükten sonra hikaye durdu. Tolkien Vakfı tarafından hikayelerin devam etmesi de taraf mısınız? Ve neden taraf ya da olma... Taraf der... Şey mi? Başkası değil. Mı yazdın? Değilim abi. Yok. Ya Christopher Tolkien bile yazmamış.
Yani Frank Herbert'ın oğlu mu devam etmişti Zafer abi? Evet. Ya kızı mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Oğlu. Da yani çok beğenmiyorlar. Devam etmeseymiş iyi olurmuş yani. Keşke devam etmeseymiş. Çok hep o örneği verirler böyle forumlarda da. Christopher Tolkien devam etmedi. Babasının notlarını devam ettirdi yazdı. Ben de taraf değilim. Hiçbir şey olmasın. Kimse yazmasın. Kimse de devam etmesin isterim. Böyle kalsın abi. Ya devam etmesine neden gerek var ki zaten? Tamam yazılmış işte. Yani devam etmesin ne olacak? Birileri yazabiliyorsa bu kalitede bir şey. Başka hikayeler yazsın. Onları da hevesle, zevkle okuyalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani evet devam etmiyor ama aslında devam da ediyor. Yani bu Amazon'un yapacağı dizi aslında devam ediyor diyebiliriz. Kendi tabii hikayesini çünkü yazacak çünkü. Bir dünya şey ekleyecek içerisine. Yani filmleriyle devam etti. Yani kanon olarak geçmeyecek. Evet, kitap olarak devam etmiyor ama yani sonuçta bir şekilde insanlar yeni şeyler üretiyor bakın yani. Amazon'un çekeceği dizinin yarısı olmayan şeylerden geçecek. Doğru. Olacak mecburen. Ama kanon olmayacak tabii ki. Yani ha, kanon değil. Yani birisi bakıp biriyle anlatsın. Bu da artık Orta Dünya şeyinin evrenin içerisindedir bu adamın yazdıkları demesini istemem yani. Öyle bir yazar var mı dünya üzerinde şu anda? Ben çok, sana çok güzel yazarlar var ama. Sana bir soru sorabilir miyim Murat abi? Şimdi sen zaman çarkını bitirdin. Bitirdim. Robert Jordan'ın aman aman bir yazar olduğunu düşünmüyorsun ama beğendin zaman çarkını. Tabii Brandon canım. Sanders yazdığı zaman aradaki fark nasıldı? Ya şimdi bir şeye bağlayacağım da ondan soruyorum bu soruyu. Abi Brandon Sanders'ın yazması şöyle güzel olmuş. Robert Jordan çünkü belli ki çok uzatacakmış. Yani daha bir 10 tane daha kitap yazacakmış. Çok sündürecekmiş hikayeyi. Hadi ya. Brandon 3 kitapta her şeyi toparlamış. Ama ben dil açısından mesela çok büyük bir sıkıntı çekmedim şeyden sonra. Robert Jordan'dan sonra. Akıcılık olarak? Akıcılık olarak da. Ya bazı kitaplarından daha iyi. Mesela Robert Jordan'ın orijinal yazdığı mesela 9. 10. kitaplardan daha iyi son 3 kitap bana sorarsan. Anladım. Şimdi şey dedin hani biri devam ettirebilecek olsa böyle bir topa girseler ben ya internette hani çünkü bakıyorum abi ben takip ediyorum ne kim yazsın ya diye. Şey diyorlar işte acaba Brandon Sanders bu yükün altına girer mi? Brandon Sanders'ın adı geçiyor. George R.R. Martin'in adı geçiyor. Tabii yani şey olarak. Abi neden ama insan, neden? İşte niye devam etsin? Ya ben niye tamam şey yapıyorum şu an. İnternette dolaşan işte Reddit'te orada burada dolaşan devam etseydi kim yazabilirdi notları alarak. Kim güzel hikaye iş yapabilirdi. Tabii dil çok farklı olacak. Anlatım hikayesi olarak. Herkesin ama bir yazarın. Zaten Robert Jordan'ın da dili öyle çok Tolkien gibi değil. Değil, yani değil. Böyle bestseller yazarı Robert Jordan. Genellikle diyaloglar üzerine şeyler. Hikayenin işlenişi falan. O yüzden Brandon da bir Amerikalı yazar olarak onu devam ettirmiş. Ama Tolkien'in yapabildiklerini onun gibi yapabilecek birisi var mı şu anda dünyada? Bilmiyorum. Abi şey de çok değişti. Zafer abi sen de katılırsın. Şimdi 1930'larda yazmakla 2021'de yazmak yani bambaşka bir şey değil mi artık? Yani ben öyle düşünüyorum çünkü o dönemin Tolkien'in hayal gücü işte kurduğu hayallerle şimdi 2021 yılında bir yazarın o hayalleri kurması çünkü çok şey var ya artık önümüzde. Ya bunu anlatabildim mi? Anlatamadıysam özür dilerim. Yok estağfurullah. Aynı ya şey değil yani. Aynı değil. Bir de ya insanın insanın yaşadığı dönem insanı şekillendiren, bilinçlendiren dönem. Şimdi o zamanki üretim meselesi, o zamanki tüketim meselesi, o zamanki uluslararası ilişkiler, o zaman kasabalar, köyler, kentler arasındaki sosyoekonomik bağlantılar. Şimdikiyle alakası yok. Yani başka bir şeyler, başka miktar, hani bırak nicel olarak miktar arttığı zaman bile başka bir şey yaşanmaya başlar. O bakımdan yani şimdi 1930'larda yazan adamın kalemiyle 2020'de yazan adamın kalemi birbirini tutmaması gayet normaldir yani. Başka zaten başka türlü nasıl olacak yani? Bu çünkü bambaşka devam bir etmemeli. İşte ne diyorlar? Zamanın ruhu Zeitgeist mı diyorlar? Ne diyor? Öyle bir şey var. Yani, zamanın ruhunu yakalamak. Zamanın ruhu farklı. Yani şey de farklı. İşte zaman meselesi farklı. Şöyle 1930'da diyelim Londra'dan Türkiye'ye gelmek
tren demeyelim şey var da işte gemi aktarmalı tren bir hafta. Şimdi 2 saate Londra'dasın. Yani zaman da farklı. Adam 2 gününü harcayacakken 2 saatini harcıyor. Zaman hızlı artık. Aynen öyle. Yani o sebepten ben bu devam etsin istemem. Bu mantıkta bak. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bütün dünya birleşse bir tane adama dese ki seni yeni Shakespeare seçtik. Sen bundan sonra Shakespeare'sin. Yazdığı i̇şte adamın şeyi Shakespeare romanı mı sayılacak? Olmaz şey olmaz. Yani. Olmayacak yani. Şimdi birisi Sanderson'a dediler ki sen bundan sonra 4. çağdan devam et. Olmayacak ki. Hani şey olmayacak yani. Kabul öyle de kabul edilmeyecek. Ya, iyi de belki, yazabilir. Şunu bir yapabilirler belki. Şuna da yani hiçbirini biz saymıyoruz. Ama isteyen Orta Dünya ile ilgili hikayeler yazsın diyebilir mesela vakıf. Ha. Ama biz hiçbirini ne finanse edeceğiz ne şeyimizi içerisine alacağız. Ama isteyen yazsın diyebilir belki. Abi onun ucu kaçmaz mı? Ya kaçsın yani, ne olacak kaçar ki? Kaçar tabii yani. Ne olacak ki? Kaçsın ne olacak? Yani yazmak isteyeni yazmak her zaman vardır. Yani adlarını değiştirir. Tolkien dünyası yapmaz da ben de hani kitabı okuduğunda bilirsin ki bunun devamını yazmış. Hani her şeyiyle çok benziyordur falan. Aynen hikayesi. Ha, yani ama hani bunun bir zararı yok ama yani Tolkien yaşadı ve öldü ve onun yazdığı şey bu işte. Yani bundan sonra kimin ne yazdığı ne Tolkien'i ilgilendiriyor bence ne de yani Tolkien edebiyatını seven adamları ilgilendirir. Ha belki ya, kimileri de çok güzel yazabilir ama fark etmez. Tolkien olmaz. İşte. Kesinlikle. Onu demek. Orta dünyada geçen bir cyberpunk hikayesi falan olmaz mesela. abi tek bu son elfler falan böyle. Son olarak şunu söyleyeyim abi, yazacak olsa, devam edecek olsa Tolkien edermiş zaten. Bırakıyor, yeni gölgeyi salıyor ya. Yeni gölge hikayesi. Evet. Ya edecek olsa o edermiş. Yani o bir de böyle bu açıdan bakmamız lazım. Cyberpunk orta ya, dünya. Tolkien bir anlamda çok üretken bir adamken bir anlamda da çok üretken bir adam değil. Bilmem anlatayım. Fazla mükemmelliyetçi. Yani bu kadar insan işte 20 yaşından ölene kadar 50 sene yani bir dünya üzerinde çalışıp da sadece 2 kitap yapar mı ya? Yazar mı ya? Benim aklım almıyor abi. Düşünsene günümüzde böyle bir dünya yaratabilen bir insanın kaç tane kitap yazacağını. Serilerce yazar mı? Yazar. Ya. 2 kitap yazmış ya adam. Ya bu kadar boyunca yani. Bu kadar tutan bir şey yazarsa yani, Murat hocam şey yapar. Hani bununla geçinebilse olur da. Hani Tolkien garibi bunlarla geçinememiş ki yani. İşte diğer bütün işleri, akademik görevleri falan tamamlaması gerekiyormuş. Bir de şey var, bence yazmayı çok sevdiği için bitirmeyi o kadar sevmiyormuş yani. O evet. Hani hep daha bir geri döneyim toparlarım. Öyle de bitmiyor tabii yani. Tabii mesela bana sorsalar, Numenor'un bilmem kaç tane kralını ayrıntılı vakit yapacağını bir yeni bir kitap yazsaymış mesela. Yani sorsalar bu mu olsa o mu olsa. Evet o da acayip bir derinlik katıyor şeyin içerisine orta dünyaya ama. Ya yani şu Gondolin'in düşüşünü mesela aynen Yüzüklerin Efendisi gibi üzerine çok çalışarak bir bitirseymiş mesela. İsterdim ya. Hani Gondolin'in düşüşünü Yüzüklerin Efendisi gibi yazsa mıymış yoksa İşte Numenor'un krallarını mı anlatsaymış dese ben Gondolin'in düşüşünü keşke yazsaymış derdim yani. Az çok şey yaratmış ama onun az ürün vermiş. Onun ürün haline getirmesi az olmuş. Ama yani böyle bir şey yok yani. Bu insan dalıyor gidiyor ya. Yani sıra abi. Bütün ta Elros'tan başlayarak Aragorn'a bağlıyor ya. Aradaki zinciri yani. Ya inanılmaz. Nasıl? Ya Tolkien'de eski ustaların şeyi var, edebi ustalığı var. Yani bunu nasıl söyleyeyim? Ya şöyle bir şey mesela çok popüler bir şey, bir kitap diye. Disiplini mi işte, abi? Stili o kadar belirgin ki Tolkien'in. Seni sıkmıyor mesela. İşte 1000 sayfa kitabı okuyorsun, aynı şeylere sürekli rastlamıyorsun. Ama mesela ben çok severim Stephen King. Stephen King çok uzattığı zaman aynı şeyleri sürekli yani bir kliği 3-5-6 yerde tekrarlar. İşte ne bileyim Roland'ın mavi ve buz gibi gözleri hikayesi. 150 yerde bahseder bundan. Tolkien de mesela bu
Yok. Ama bütün bestsellerlerde Stephen King'in yaptığı gibi bir şey var. Çünkü okuyucu yaş baremi daha düşük olduğu için tekrar işe yarıyor. Ama Tolkien sanki böyle çok eskinin bir yazarıymış gibi hemen hemen hiç kendini tekrar etmeden, aynı yerlere sürekli düşmeden hep ilerleyerek, çevreleyerek, dolanarak, yani bir dantel gibi, bir dantelde masa örmek gibi yapıyor. Diğerleri yani bestseller'lar hep kendi çevrelerinde dönüyorlar. Yani Tolkien'in başka bir edebi yeteneği var hakikaten yani. Aynen. Bu dediğim mesela şeyde var, Zaman Çarkı'nda var. Yani Umur da birkaç kitap okudu, doğrulayacaktır. A.S. Sedai'ler yalan söyleyemez mesela, bilinçli olarak yalan söylemez ama söyleyeceği şeyin etrafında dolanabilir. Yani yalan söylemez ama ya. Tam doğru da söylemeyebilir. Yani, kaçamak ya. Abi bunu belki 5000 kez söyler yani. Yani. İşte A.S. Sedai yalan söyleyemedi. Ya işte kardeşim yani. Anladık lan A.S. Sedai yalan söyleyemiyor işte. Yani artık 10. kitapta da bunu söyleme yani bana. 10 kitap okumuşum, anlamışım ben bunu. Hayır, yalan söyleyemiyor. İşte tam kastettiğim şey Murat Hoca'nın dediği şey işte. Yani Tolkien de bunu görmez. Ha bu kolaycılığa kaçmaz. Çok daha rafine bir iş. Tolkien'in şeyi, hikayesi çok çok daha rafine. Tamamlanmamış yani Silmarillion bile tamamlanmamış bir kitaptır. Ona rağmen çok rafinedir yani. Abi bence Tolkien'in en büyük şeyi, şansı çok hayırlı bir evlada sahip olması. Yani bence Christopher Tolkien bunu devam ettirmeseydi bence Tolkien bu kadar da önemli bir yazar olmazdı muhtemelen ya. Olmayabilirdi, olmazdı. Yani evet Tolkien çok önemli bir insan. İnanılmaz orta dünya falan ama hep böyle Christopher Tolkien'i de araya sıkıştıralım yani. Her yayında belki her şeyde. Christopher Tolkien çok önemli bir adam yani. Çok yani, inanılmaz hayırlı bir evlat. Biz sevenler için yani hakikaten böyle saygıyla anacağımız bir adam. Evet abi. Saygıyla, babasının yanında abi. Çok net yanında yani. Evet belki yeni bir şey yaratmadı ama belki babası işte yani sen bunu niye böyle yaptın? Böyle yapmayacaktım diyebilir. Evet beğenmezdi muhtemelen. Çok mükemmelleyici ama en doğrusunu bence aldı yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bir şekilde Tolkien, Christopher Tolkien son yılında gelseydi oğlum Allah senden Allah demezdi ama yani. Tanrı derdi. Yani şey derdi yani. Çok güzel yapmışsın derdi. Çünkü muazzam bir iş yapmış abi adam. Evet. Hayatın... Sayfa sayfa ya. Sayfa sayfa her şeyi çözümleyip sıraya koyup ondan sonra bunları yayınlamış. Bu çok büyük iş ya. Bence çok takdir ederdi. Ve kardeşlerine olsun, rağmen. Helal olsun derdi yani bana sorarsan. Kardeşlerine rağmen Murat abi yok vermiyorlar fotokopi bilmem ne. Şimdi paraları güzel. Paraları yiyorlar ama. Ulan var ya ya. Her yerde var bu aile şey. Bu bir sıkıntı oluyor demek yani. Herif uğraşmış uğraşmış. Abi Peter abi Silmarillion falan çekemez. Çekmesin Peter abi otursun bence. Şey yazdıydı. Peter abi Hobbit'ten sonra tekrar benim gözüme girecek bir şey yapamadı. Ama dizinin şeyinde olduğu söyleniyor işte. Arka planında beyin olarak execute şey, prodüktör falan bir şey deniyor bilmiyorum. Tamam deniyor çıkar Amazon güzel çıkarsa o zaman hadi yap deriz. Şu anda değil mi? Bence berabere bitireceğiz. Bence çekecek bir adam. Bir gol atmış bir gol yemiş yani bitireceksin bana sorarsa. Zafer abi son Mad Max'i izledin mi? Mad Max Fury Road. Mad Max'i severim ben. Başyapıttır. Versinler George Miller'a. Kralını yapsın ya. George Miller inanılmaz bir iş yapar. Ya biraz şey olur belki ama. Silmarillion mu? Yapar abi. George Miller inanılmaz severim ya. Çok seviyorum George Miller'ı. Yönetmen olarak çok seviyorum abi. Şey çünkü adamın çalışma şeyi mesela çalışma stili yönetmenlik şeyi o storyboardlardan yapıldı. Senaryo yokmuş. Mad Max Fury Road'da mesela şey olarak storyboardlardan çıkarılıp düzenlenmiş. İnanılmaz bir iş. İzlemeyenler varsa Mad Max Fury Road'u izlesin. Dün ne zaman geliyor? Dün ne zaman geliyor? 22 Ekim'e ertelendi abi. İyi. Evet. Ama şey o 3 film falan giriyor herhalde. Çok önemli. Öyle bir saçma sapan nasıl? Bir güne verdin. 3 tane film giriyor dünle beraber. Evet. Yine ertelenir %90 diye düşünüyorum açıkçası. Böyle bir tahmin. Film olacak? 3 olacaktı. 3 mü olacak? Ben tek ama film biliyorum. Şöyle diyorlar abi. Şimdi en son bu HBO Max'te yayınlanma mevzusu vardı filmlerin.
Denis Villeneuve sıkıntı çıkardı. Dedi biz dedi bunu dedi sinemaya yapıyoruz. Siz dedi bunu HBO Max'te yayınlayacaksınız. Bu iş olmaz falan gibi böyle ufaktan çıkıştılar. Sonra geri adım attı HBO Max. İşte sinemadan 45 gün sonra HBO Max'te yayınlanacak. Şimdi 3 film olarak devam edecek deniyor. Bir de evren yaratıyorlar. Dizi neydi abi o Dune'daki kadınların şeyi? Bene Gesserit. Onun dizisi geliyor. Onu da Denis Villeneuve abi yaratıyor. Evreni genişletiyorlar. Bir Star Wars vari bir şekilde genişletme sürecindeler. Bir sıkıntı yok deniyor şu an için. Ama her an Warner Bros. Bir denyoluk yapabilir. Çok normal. Çünkü Warner Bros. Her an olabilir yani. Her an en ufak bir şey yapabilir yani. Böyle ya şu, harbiden yani gelse de izlesek Dune'u da ya. Yani Dune'u da baya merak ediyorum ben. Yani nasıl çekildi, ne oldu, ne yaptılar, hikaye ne kadar şey derin işlendi, ne kadar yüzeysel işlendi. Yani Dune'u görmek istiyorum ben ya. Bir de Villeneuve'yi severim yönetmen olarak. İyi yönetmen. Hani ben de abi. O nasıl bir iş yaptı merak ediyorum yani. İnşallah yalnız bırakmışlardır. Yani umarım Denis Villeneuve karışılmamıştır. Kendi sinemasını, kendi sinematik dilini aktarmıştır da öyle bir şey izleriz. Karıştılarsa belli olur zaten diye düşünüyorum. Yani. Bakalım ne olacak. Şey diyorlar abi kaç saat oldu bu arada? 1 saat 37 dakika olmuş. Al abi bir şey. Tamam. Soru alayım. Varsa hemen bakıyorum. ya onu konuştuk biz YNS şey işte Nevzat Kaya Hoca'nın Tolkien hakkındaki görüşlerini önceki yayınlarda konuştuk onu. Işte, vardı ya Tolkien'e ırkçı diyen. Hatırlıyorsun. Onu konuştuk. Onu konuştuk. Dat diye bir video çeken. Evet o abi. Bir daha mı bir şeyler daha mı demiş? Yine yeni bir şey demedi diye düşünüyorum. Çünkü Flu TV'de sürekli Tolkien gömülüyor. Sizin buna cevabınız sürekli mi gömülüyor? Ya en yok son... öyle bir şey şey yapma Umur. Yok öyle gömülme mömülme şey yok. Herkes sevecek diye kural mı var? Sevmeyen sevmez. Hayır. O, bilerek yapıyor ama onlar ya biraz neyse. Be ama. Yok yani şey değil. İlkel Canikli Gil şeyi Yüzüklerin Efendisi hikayesini sevmiyormuş. Sevmeme hakkı var yani. Bir şey yok. Öyle evet. Sürekli gömülüyor mömülüyor. Yok öyle bir şey. Siz ama, rahat olun. Yok ya ama. Ben şey de gömsün ya. Gömsün abi de ya. Irkçı deyince tetikleniyorum ben anlamsız şekilde Tolkien'e de ondan biraz şey oluyorum ya. Abi yani insanları bir takım şeylere ikna edemiyorsun yani. Evet abi. Da, orkların Türk olduğu evet. Dair. Mordor'un Türkiye. İnançları var insanların bazı insanların ne dersen de ikna olmuyor. E o zaman tamam sen orksun deyip geçiyorsun yani. Abi 100 yıldır şey maymundan mı geliyoruz muhabbeti var. Darwin'in maymundan geliyoruz diye bir lafı yok adamın yani. Yani bazı şeyler kalır olduğu gibi yani yapacak bir şey yok. kitaplar ve filmler her zaman ayrı bir yorum olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Birebir aynı çekilmeye çalışılan her film çok sıkıcı ve kopuk oluyor diyor. Katılıyorum buna. Stephen King'in Shining uyarlamasından yola çıkarak böyle bir örnek vermek istiyorum. Stanley Kubrick'in Shining'i bir de şeyin Shining'i kitaba uygun yapılan Shining var. 99'du yanılmıyorsam. Tabii ki Stanley Kubrick'in Shining'i inanılmaz. Kitaptan ayrı. Kitabı aslında okumadım ama. Stephen King'de hiç sevmez onu biliyorsun. Abi kanlı bıçaklılardı. Hala sevmez Stanley Kubrick o. Böyle lanet eder yani. Benim kitabıma eserime ne yaptın falan deyip. Şu garip bir adam. Ya Kubrick'i seven kaç kişi olabilir ki zaten? Doğru bu arada. Hani yönetmenliğini ya da yaptığı işleri demiyorum ama şahıs olarak sevilecek adam değil ki abi. Yani nasıl seveceksin o adamı? Çok sevemezsin yani. Ha ters değil şöyle yaptığı işe o kadar kanaze ki zaten bütün dünyaya kapalı adam. Yani onu hiç şey yap fark edemezsin o adam. Yani o ilgilenmez seninle ilgilenmez Kubrick. Ya Kubrick'in müthiş bir lafı var ya yani. Şey dünyanın ya da kainatın en büyük şeyi diyor acımasızlığı insan olarak bizi hiçbir zaman umursamamasıdır diyor. O da biraz öyle yani kendi yaptığı iş hariç hiçbir şeyi umursayan bir adam değil yani o. Kubrick'i kimse sevmez. Şimdi Kayıp Öyküler Tolkien babanın yazdığı asıl hikaye orada daha detaylı anlatıyor. Oğlu Silmarillion'da tamam düzenlemiş bitirmiş ama bazı kısımları kötü tamamlamış. Kayıp Oyun Kulübesi kısmında ama bilmiyoruz ki. Yani neyi çünkü farklı farklı notlardan alıp tamamlamıyor mu? Şimdi hangi Silmarillion'a
O iki farklı hikaye abi. İki farklı hikaye işte. Silmarillion'a Christopher Tolkien'in bir tane şeyi var. Şartı var kendine koyduğu. Sadece bitmiş, babasının yazıp bitirmiş olduğu şeyleri koyuyor. Tam olarak o. Bitmiş olan şeyleri koymuyor. Kendinden bir şey yani şöyle. Ya bitmiş hikayeleri koyuyor. Yani babasının yarım bıraktığı şeyleri de koymuyor. Ya belki babası öyle yazdı onu ama iptal ettiydi. Ama aldı koydu. Şimdi bunu bilmiyoruz ki. Yani bir not var. Babası öldükten sonra ortaya çıkan bir not var mesela, yazmış. Burada şudur demiş. Ama babası sonra onu unutmuş mesela. Çünkü çok dağınık yazıyor ya abi Tolkien. Aldı onu, Christopher Tolkien koydu mesela. Yani tam olarak hangi anlamda dediğini ben arkadaşın anlayamadım açıkçası. Ya o şey diye söylüyor arkadaş anladığım kadarıyla. Yani bu kayıp masallar hikayesi, yani Tolkien'in asıl anlatısı, yani öyle başladı. Sonra ondan Christopher Tolkien onlardan da alarak Silmarillion'u yaptı. Öyle değil şimdi. Kayıp öykülerin hikayesi Tolkien'de ayrı bir sınıflama. Sonra diyor ki ben bundan, yani kuzeye dayalı mitoloji yaratma, İngiltere'ye mitoloji kazandırma çabamdan vazgeçiyorum. Ben vazgeçtim. Gene ona benzer karakterlerle başka bir şey yazıyor. O Silmarillion'u oluşturuyor. Eskiz aslında yani. Yani eskiz gibi ya da başka bir, başka temellere dayalı iki ayrı yapı var orada. Yani ikisi birbirinin aynısının hikayesi değil yani. Başka temelleri var o hikayelerin. Kayıp öyküler kısmıyla Silmarillion kısmının şeyi, dayanak noktaları farklı. Tamam ya, ben bitmemiş öykülerle şey oldum. Tamam, özür dilerim ya. Vefa mı ismin? Tamam, ben bitmemiş öykülerle karıştırdım. Pardon. Tamam Zafer abi. Ben ya, kafa gitti. İki saate yaklaşınca. Tamam. Şey, kayıp oyun kulübesi. Ben bitmemiş öykülere gitti kafam. Ne alakaysa. Tamam Zafer abi, sen çok iyi toparladın. Benim kafa başka şeye gitmişti çünkü. Orası şey zaten. Tolkien'in İngiliz mitolojisi yaratma çabasından vazgeçip. Normal hikaye. Doğru. Birkaç soru daha alayım. Şey vardı, bir soru da şeyden, Twitch'ten gördüydüm. Orta Dünya harici hangi evreni çok seviyorsunuz? Size en yakın gelen evren diye bir soru vardı. Twitch'ten geldiydi ama. Ya böyle şey sevdiğim... işte ben Karakule'yi severim. Evet. Ondan sonra işte şey, zaman çarkını severim. Yerdeniz'i severim. Yerdeniz. Dün Asimov'un evreni severim. Vakıf evreninde. Dune evrenine saygım olmakla beraber o kadar çok sevmem. Sen Zafer abi? Ya sen, ben de severim. İşte Dune'u çok severim ben. Hani ben çok fazla severim Dune'u. Şeyi severim işte. Ursula Le Guin'in Yerdeniz işini severim. Ya şöyle bir durum var. Philip K. Dick'in yarattığı küçük evrencikler, zaman parçaları tamamını severim. Yani hiç şey yapmam. Philip K. Dick yani benim için çok özel bir yazar. Yani çok başka bir kafa, apayrı bir kafa. O yüzden çok seviyorum onu. Başka? Kıntılı derler abi. Doğru mudur? Ya o K. çok karanlık bir adam. Yani ya, hayatı, geçmişi bilmem nesi. Ama hani yazdıkları, yani bence çok kafa açıcı şeyler yazmış adam. Yani çok zekice, çok akıllıca şeyler yazmış. Tabii yani Asimov'un vakıf dünyası çok iyi bir dünya. Yani aklıma şimdilik gelen bunlar. Yani eminim hani belki de bunlardan çok önemsediğim bir şeyler vardır da öyle sorunca pat insanın aklına gelmiyor. Yani. Tabii. öbür ay daha doğrusu, hı-hı, yine 27'si gibi bendeyiz. Hı-hı. Konumuz, ben şimdiden buradan söyleyeyim. En sevdiğimiz Orta Dünya hariç fantastik evrenler veya bilim kurgu, edebiyat, her alanda Rus edebiyatı da olabilir. Hı-hı. Sevdiğimiz kitapları, evrenleri konuşalım istedim. Onların üzerine bir sohbet edelim istedim. Yani benim okumadığım var içlerinde, anlatarak güzel bir sohbet olur böyle. Olur güzel olur. Öyle bir fikir şey oldum. Hem de fantastik okumayan veya işte Yüzüklerin Efendisi filmini izlemiş ama kitapları okumayan, ama okumaya çalışıp ağır gelen insanlara da belki şey önerebiliriz abi, böyle hani okunabilecek fantastik hikayeler. Ben mesela Belgariad ve Malorion öneriyorum. Çok iyi değil. Biliyorum. 10 kitaptan oluşuyor. Ama bence
eğer ki başlamak istiyorsanız fantastiğe ben öneririm. Onu öbür ay konuşacağız detaylı olarak zaten. Fantastik herkese tabii şey yapmıyor. Uykusunu da getirebilir. Ben alıştırmaya çalışıp abi uykum geliyor okuyamıyorum diyenler de vardı. Öyle bir sohbet muhabbet muhabbetleri olacak öbür ay onu söyleyeyim. Eskiden şey çok karşılaştırılırdı. Yüzüklerin Efendisi, Tolkien evreniyle Raistlin'in falan olduğu neydi? Şey, Drist değil. Drist. Öbürü. Raistlin hangisindeydi? Drist şeyde. Forgotten Mist'te. Neydi arkadaşlar öbürü ya? Ünlüdür unutulmuş ya. Diyarlar mı? Unutulmuş değil. Diyarlar da buçukluğun falan olduğu. Abi onları... Şeyin ismini unuttum. Dünyanın... Kara şeyde. Elf üçlemesi diye geçiyor. Kara Elf de Anfor şeyde. Hemen bakıyorum abi. Ejderha mızrağı. Ejderha mızrağı. Ejderha mızrağı çok karşılaştırılırdı. 2000'li yıllarda. 90'larda, 2000'li yıllarda acayip ejderha mızrağı mı Yüzüklerin Efendisi mi denirdi hep. Ejderha mızrağı geçen yıllar içerisinde şeyini yitirdi. Popülerliğini yitirdi. Mesela hiç konuşmuyoruz burada da. Ben okumadım o, da. Forgotten yani. Williams'lar, Drist'ler, ondan sonra işte bu ejderha mızrağı falan bayağı kan kaybetti. Geçen abi çok kitap yok mu? Yani çok kitap var. Yani ben ona baktım lan dedim bu okunur mu? Yani Donanım Haber'de biri satıyordu 2700 lira. 52 kitap falan böyle. Hepsini satıyor. Forgotten Williams'a girersen belki 300 tane kitap vardır hepsini okuyacağım dersen de. Onların belli başlı şeyleri var. Önemli serileri var. Hepsi de okunacak diye bir şey yok. İşte bir Kara Drist'in ilk üçlemesi. Ondan sonra işte Ejderhamız'dan ilk üçlemesi. Arada böyle okunmaya değer 15 tane falandır yani en fazla. 10 tane de belki de. Onun ama onlar falan... onlar gitti yani. Onu demek istiyorum. Ama düştü yani. God ünlü abi şu an işte Game of Thrones. Ben okuyorum çok keyifliymiş ya. İnanılmaz niye bu kadar geç okudum acaba Game of Thrones'u Game diye of düşünüyorum. Thrones'un da şeyi geçiyor biraz. Bak kitapları iyi okuyor abi. Yani sen kitaplar okudun değil mi Zafer abi? Tabii okudum. Kitaplardan bahsediyorum. Kitapları şeyden iyi canım yani dizisine göre çok iyi kitapları. Çok iyi abi. Yani hani insanları... kitaplarda şey var bu çok karanlık bir dünya. Evet. Dizide öyle değil yani. Kitaplarda baya yani insanı böyle... geren bir dünyası var. Yani çok sert bir dünya kitaplarda. Öyle böyle değil. Yani havasıyla, çamuruyla, savaşıyla. Yani sefalet, korkunç sefalet, zenginlik bile. Yani tam bir çöküş dünyası yani. Harbiden tam çöküyor. Yani o dünya artık yok olmak durumunda. Başka bir şeye dönüşmek durumunda. O kadar. Tam sonu. O çok yani o açıdan kitabı çok iyi dizilerine göre. Ben R.R. Martin'in insanların neden bu kadar önyargılı olduğunu anlayamıyorum. Yani hep böyle bir George R.R. Martin'e küfür, George R.R. Martin'e hakaret, sürekli bir aşağılama, onun kitaplarını mı okuyacağım falan. Arkadaşlar yani eğer ki orta dünya seviyorsanız, fantastik seviyorsanız okuyun abi. Ben geç başladım ama herif inanılmaz bir şey yaratmış. Yani tamam diziyi falan biliyoruz. İlk kitap diziyle birebir neredeyse. Evet. Farklı şeyler var ama... sonradan şimdi yavaş yavaş başka noktalara gitmeye başlıyor hikaye. Bu nedir dedim ya. Önemli yani George R. R. Martin. Bir de Terry Pratchett öneririm ben. Hiç okudunuz mu abi Terry Pratchett? Yok ben okumadım. Ya ben zaten çok iyi bir fantastik edebiyat okuyucusu değilim yani. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Ha yani ben öyle çok hani fantastik edebiyat okuyacağım falan diye bir adam sen değilim ben yani. Edebiyat daha şey. Yani işte, Rus edebiyat. Yani normal edebiyat. Hani fantastikten de böyle... şey seviyorum. Benim kitap okumam öyle zaten. Yani ben bir şeye başlarım ancak hoşuma gidiyorsa devam ederim. Gitmiyorsa bırakırım yani ben okumam. Yani sadece hoşuma gidiyorsa devam ederim. Ben de para verdim bitireyim. Yok. senin yaşlardayken öyleydim ben de yani. Para verdim. Neyse şeyde verdim konuşuruz ya. Gelecek tamam hafta abi. Konuşuruz. Gelecek hafta öyle konuşuruz evet. Gelecek hafta konuşuruz. Vallahi şahane bir yayındı. 2 saate yaklaştık. Abi vallahi şahaneydi. Çok çok keyif aldım yine. Öbür ay görüşeceğiz. Çetede Umur... bana selam yollayanlar vardı. Evet. Teşekkür ederim onlara. Umur şey söyleyeyim ben. Aslında ev sahibi bizdik. Umur'a bütün işi ben yıktım. Sağ olsun o da kabul etti. Yani normalde bizim kanaldaydı ama Umur yani ricamızı kırmadı. İşin bütün yükünü, hamallığını üstüne aldı sağ olsun. Çünkü hani ben
chat'i takip edip hem muhabbet edip hem de oradan sorular alıp ya da yorumlara bakıp falan onu becerecek biri değilim. Ben yapamam o işi. Umur çok yardımcı oluyor. Hayır şey de yaparlar, belli olmaz yani, birkaç arkadaş ya bir Legendarium kanalındaydı, Umur aldı götürdü, abi sen bir susmadın falan derler. Sen de kızarsın, üzülürsün. Öyle bir demişlerdir, şey yok. Görmedim bu, ben. Ha, o bizim ricamız, o Umur'un nezaketi, Umur'un çabası. Yani biz ona bu yüzden teşekkür ederiz, şey değil. Sakın öyle laflar yazıp çocuğun canını da sıkmayın. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim herkese. Murat Hocam ayağına sağlık, sağ olasın. Umur çok teşekkürler. Gelen bütün arkadaşlar çok teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz. Eğer her şey yolunda giderse bu ekip yan yana gelecek gibi, onu söyleyeyim. Yan yana bir video falan yayın olacak i̇nşallah, gibi. Ben buradan inşallah. Size söyleyeyim. Buradan söylüyorum. Yani heyecanlanın. İnşallah. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese teşekkürler.